Hoş geldiniz. Sizin programınız Dürbünden Yansıyanlar başladı efendim. Geçen haftanın önemli koşullarını mercek altına alacağız. Tartışmalı koşulları konuşacağız hep birlikte. Önemli bir tabii ki yeni sezon başlangıcı öncesi yoğun bir start provası var. Taylar ekrana gelecek. Nostaljimiz var. Hepsini konuşacağız. Yalçın Akaş, Mehmet Ali Beycan hazırız efendim. Hoş geldiniz. Yalçın, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. Güzel bir yayın olmasını temenni ediyorum. Geçtiğimiz hafta önemli koşulları da geride bıraktık. Tartışmalı koşularımız da var. Senin de söylediğin gibi artık İstanbul ve Ankara sezonuna da çok az bir süre kaldı. Gelecek hafta kısmet olursa yeni sezon hafta, programıyla evet, açılış yapacağız. Yeni sezon programıyla açılış yapacağız. Bakalım, o da bizi daha da heyecanlandırıyor. Start provaları da epey bir yoğunlaştı. Yoğun, ciddi yoğun. İlgi alaka da epey arttı izleyicilerimizden. Şimdiden iyi bir yayın olmasını temenni ediyorum. Ekran karşısında bizleri izleyen izleyicilerimize iyi seyirler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Ali Beycan Hocam'a dönüyorum. İyi akşamlar, hayırlı yayınlar. Yalçın'ın da söylediği gibi yeni sezon yaklaştıkça heyecan büyüyor. Hatta Ankara'nın ilk kayıtları da bugün yapıldı. Evet. Yarın da İstanbul kayıtları. Şanlıurfa, Bursa derken Ankara'nın evet, yeni sezon kayıtları. Yarın da İstanbul kısmet olursa. Kısmet Elazığ, olursa yine. Aynen. Önemli olan düm safkanların, jokeylerimizin sağlık içerisinde koşuları güzel mücadelelerle tamamlayabilmeleri, bunun için temenni ve dua ediyoruz. Teşekkür ediyoruz güzel dilekler için efendim. Maalesef yine açılış üzen bir haber bize. Dün akşam saatlerinde ulaştı. Camiamızın çok sevilen ismi, kulübümüzün asli üyesi Mehmet Ziyadalar'ı kaybettik efendim. At sahibi ve yetiştirici Mehmet Ziyadalar 1943 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul İktisadi ve İdari İlimler Akademisi Dış Ticaret ve Turizm bölümünden mezun oldu. Gümrük danışmanlığı yapan Adalar 1974 yılından günümüze kadar atçılık ve yetiştiricilik faaliyetlerinde bulundu. 1992 yılında Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi seçildi ve yönetim kurullarında görev aldı. Ziyadalar 2010 yılında kısa adı İFAR olan Uluslararası Safkan Arap Atı Yarış Otoriteli Federasyonu Yönetim Kurulu'na seçilmiş, bir dönem burada görev yapmıştı. Ziyadalar hem sahibi olduğu hem de yetiştirdiği atlarla pistlerimize damga vurdu. Sahibi olduğu atlardan Uçan Bey hala yarı severlerimizin hafızalarında yerini korurken Golden King, Uni Baby, Kara Sevda, Oğuz Kağan, Zeliha Altı, Erturan, Erdener, Ardahan, Hafizem gibi safkanlar merhumun diğer başarılı safkanlarıydı. Ziyadaların yetiştirdiği safkanlar arasında Heart Baby, Superbird, Bianca Bianca, Yol Eser, Reynimen gibi atları sayabiliriz. 78 yaşında hayatını kaybeden Ziyadaların cenazesi bugün Silivri Çertik Köyü'nde bulunan aile mezarında defnedildi. Tabii ki korona kapsamında tedbirler çerçevesinde cenaze defnedildi. Merhuma Allah'tan rahmet. Başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına, açlık camiamıza başsağlığı diliyoruz. Hocam size dönmek istiyorum. Epey ben de safkanın anlatma şansı, tanışma şansı bulmuştum Ziyadalar'la. Evet, neler söylersiniz? Tabii camiamızın sevilen sayılan büyüklerimizden, duayenlerinden çok sayıda iyi atlar sahaya getirip koştu. Hatta bir Veli Efendi koşusu var. Bilinen meşhur atılarından bir tanesi Uçan Bey. Kafkaslı gibi bir safkanı geride bırakarak kazanmıştı. Böyle üzücü haberler alınca ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Sadece bize Allah'tan rahmet dilemek kalıyor. Nurlarda uyusun. Evet. Tabii ki Yalçın Akaç'a döneceğim çünkü sahaya geldin, safkanlarına binme şansını yakaladın. Birçok safkanla bindiniz. Hatırlıyorum çünkü anlattığım koşular da var şimdi. Evet, Uçan Bey dahil birçok safkanla bindim. Başarılı yarışlarımız da oldu. Ya atı ve atçılığı çok seven, çok meraklı, sabahları bizzat yerinde gelip atların antrenesine, antrenmanına bakan, çok sakin yapılı. Mesela direktifi verirken de öyle çok fazla heyecanlı olmadan sakin sakin direktifini veren, yarış sonrasında da ne olduysa kısmetimize diyen değerli bir büyüğümdü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, yakınlarına sabır ve metanet diliyorum. Atçılık camiamızın da başı sağ olsun.
Pardon, teşekkür ediyoruz. Unutulmayacak isimlerden. Unutulmayacak isimlerden biri gerçekten. Biriydi gerçekten. Biriydi Ziya Adalar. Bir kez daha sabırlar diliyoruz ailesine başta olmak üzere ve Atatürk camiamıza başsağlığı diliyoruz. Efendim koşulara geçiyoruz. Geçen hafta malum en çok konuşulan, en çok tartışılan, en çok sonucu beklenen koşu Akdeniz derbisiydi. Grup 1 mücadelede. Geçen sene olduğu üzere bu yılda birinci değişmedi. Roadrunner koşuyu kazandı Gökhan Kocakaya ile geçen yıl olduğu üzere. Ve konuşuldu tabii koşunun gidişatı, sonları, sıralaması, Kuru Soğan'ın ilk kez buraya gelip performansı, neler yapabileceği de konuşuluyordu. Yalçın, sana döneceğim. Epey bir konuştunuz ama yine de yeni seyircilerimiz bu koşuyu hala kendi arasında tartışıyor. Longrunner'ın grup 1 kariyerine bir daha eklendi. Bir birincilik daha eklendi. Bu açıdan da bakılıyor. Koşu istediği gibi, tempolarda aslında gitmedi. Onu da oradan da başlamak istiyorum. Neler söylersin? En son Akdeniz derbisiyle birincilikle noktalamıştı. Yine perdeyi Akdeniz derbisi birinciliğiyle açtı bu sezon. 2021'deki yine grup 1 zaferi olmuş oldu şampiyon ismin. Tabii senin de bahsettiğin gibi yarış çok yavaş tempolarda geçti. İlk bini 7-7,5 civarlarında geçen bir tempo. Ahırdaşı diyelim. Yine oradan girelim. Çünkü geçen sene de geçen Akdeniz derbisi gerçek anlamda ekürü bitti. Net. Ve o yarışın orada tempoları çok müthişti. Daha yüksekti. Müthişti. Yani mesafesine göre yarış gibi yarış olmuş. Ama bu yarış öyle olmadı. Mesafe uzun ama bakıldığında son 800'den sonra hızlanan, hatta son 780'lerden sonra hızlanan bir tempo oldu. Oraya kadar çok yavaş götürdü koşuyu Mehmet Akyavuz. Bu da aslında Longrunner'ın biraz işini zora soktu. Aslında bu yarış, da senin dediğinde Unknown ekip olarak kendi yarışını yaptığı. Net olarak farklı analiz programında da Arif Bey kendisi katkıda bulundu. Benim her atım kendine koşuyor. Hani yarış severlerimiz ekürü olmadığımız koşularda da her atı kendi özelinde değerlendirsin tarzında bir bildirimde bulundu. Tweetle ve Enver'e özel şahsi cep telefonundan göndermiş olduğu mesajlarla bunu net olarak bildirdi. Tabii bu aslında şampiyondan bir şeyler de götürebilir yorumu yaptım ben ve bu yorumun altını yine imzalıyorum. Çünkü son 700'lere kadar cüsseli ve çok güçlü bir safkan Longrunner çok hırs yaptı. Tabii vermiş olduğu aranın da bunda etkisi olabilir. Belki yarış koştukça bir sonraki yarışında bu sertliği bu kadar yapmaya da bilir. Ama epey bir uğraştırdı Gökhan'ı. Şuralarda görüyorsunuz kafası böyle sürekli sürekli bir yana gidiyor. Ufak ufak kalkıyor çünkü orada gitmek istiyor Safkan. Gökhan da onu kontrol etmeye çalışıyor, sakinleştirmeye çalışıyor. Ki şuradan sonra da Etmen'in dışarısında biraz tempoyu verdi. Orada da tabii yine kaçırmak istemiyor, çok önüne de gitmek istemiyor. Kendi konumunu korumaya çalışırken tabii bu esnada da epey bir sertlik yapmış oldu. Tabii Annoğlu'la çok formda bir şekilde geldi bu yarışa. Bursa'daki yarışı kısa vade 7 bir koşuydu sanırım. Mesafe tabii kısaydı. Net bir birincilik ama ilk kez bu denli vasıflı bir koşu, grup 1 bir mücadelede start aldı ve kağıt üzerinde hiç şans verilmiyordu otoritelerce ve yarışseverlerce. %1. Şans verilmiyordu ama muazzam bir performans gösterdi. Bunda Mehmet Akyavuz'un da çok bir önemli rolü var. Palavan da topa giremedi. Mesela Palavan bekledik. Hedmen'in en azından yarışa girmesi. Palavan bir temposu bekledim. Palavan da hiç o noktada. Powerman de iyi başlayamayınca 4 boy kadar startta kaldı. İyi başlayamayınca Akın da çok fazla süratlendirmek istemedi yarışı. Yok, Powerman kalmadı. Biraz ağır başladı. Ağır başladı. O esnada bir 4 boy kadar fark oldu. Yani evet, başlangıç sorusu. Bir önceki yarışında da yine İzmir'de Ege Derbisi'nde de çünkü ağır başlamıştı. Ama o yarışta liderliği aldı Powerman. Bu kez baktı önde Annovlov var. Akın da böyle bir orada fake'i yemiş oldu. Evet. Yani acaba işte önde tempoyu daha fazla süratlendirecek mi hissiyatı oluştu Akın'da. Ve o da çok fazla üstüne gitmedi. Beni bir noktaya kadar getirir dedi ama Powerman de ilk kez tabii Adana'da start alan bir safkan.
çok fazla bir varlık gösteremedi o gün özelinde. Kuru sahanın yine ilk yarışıydı Adana'da. Özcan çok iyi yerlerde götürdü koşuyu. Düzlükten sonra nedense dışarıyı tercih edebilirdi ama evet, tamam, sürekli içerilerde kaldı. İçeride mesela kaldı. İzmir'deki yarışlarını hatırlayalım. Sürekli ekstradan ekstradan dışarıdan dolaşıp başarılı olan bir Safkan. Aslında burası daha geniş, daha ferah bir evet, İzmir ama. Bu kez nedense Özcan ısrarla içeride kalmayı tercih etti. Bilemiyorum, belki de ikinci olabileceği bir koşu olabilirdi. Evet, olabilir. O içeride kalmasının kalmasından dolayı bence ikinciyi de kaybetmiş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü dışarıdan daha iyi hücum eden bir Safkan Kurusan. Ama tabii değişik bir pist. Yarı sentetik olan bir pist. Değişik bir şehir. O kadar yol gitti. Evet, kolay değil. Her şeye rağmen yine iyi koştu. Hani El Nino çok beklentinin altında bir yarış. Evet. 2'de 2 yapmıştı Adana'da. Bu kez hiçbir varlık gösteremedi. Hetman uzun mesafede yapamadı. Şampiyon için söylenecek hiçbir şey yok. Bütün dezavantajlara rağmen açığı kapattı ve kazandı. Bence yarışın en iyi koşan safkanlarından kuşkusuz Trilya. Trilya değil mi? Yani 4 boy startta kalması ve startta kaldıktan sonra Müslüm'ün ısrarla koşuyu en geride takip etme niyeti belki de daha iyi bir yerde bitirebileceği bir koşuyu dördüncülükle tamamlamasına sebep Şunu oldu. Şunu söylesem yanlış olur mu sana özellikle? Şampiyon Ronkner'ın kumu çok tercih etmeyeceğini düşünürsek. Evet. Yani bu koşu özel koşu olduğu için geldi. Tabii ki. Ankara'da, Trilya'nın Ankara kumunda özel yerlerde olacağını bilmiyorum, yanlış düşünüyorum. Net olarak bu Safkan daha da iyi yarışlar yapacağını düşünüyorum. Çok potansiyelli bir isim. Yeni yeni kendini buldu. Yarış hayatının başlangıcında da çok güzel performanslar gösteren bir Safkan'dı ama sonra bir gerileme süreci yaşadı. Ama şu anki durumu oldukça iyi ve bu yarışta da gayet iyi bir performans gösterdi. Şurada bakın. Herkes itiyor. Bir long runner tutuyor. Bir de sondan birinci sırada sarı kırmızı forma Trilya ve Müslüm Çelik. Evet, yarış içerisinde vücut dili en kolay olan jokeyler. Dıştan şu anda akıyor. Yani adım adım sadece. Evet. Yani Gökhan burada hızı verdi. Gökhan Kocakaya hemen Powerman'in dışından önlere yaklaştı. Geldi. Ekürüsünün dışından hakim oldu. Geçti ve kazandı. Ama Müslüm biraz avans vermiş oldu o noktada Trilya ile öndeki rakiplerine. Ve şuradan itibaren açık kulvarı bulduğunda sağdan kamçıyı kullandı ve hızlanmaya başladı Safkan. Şimdi birazdan sola alacak kamçıyı, biraz dışarıya doğru kaydığı için sola alacak kamçıyı ve sola aldıktan sonra tekrardan bir ivme yakalayarak aynı en diri giren isim oldu ve bence muazzam koştu. Sadece dördüncülüğü biraz insanı şey yapıyor. Yani daha iyi noktada bitirebilirdi ama 4 boy start bitirdiği yere bakarsan birinci ile dördüncü arasındaki farkı aynı en hızlı giren isim. En hızlı, en diri giren isim. Evet. Yani yarışın en iyi koşan isimlerinden bir tanesi de Trilya'ydı. Böyle bir yarış izledik. Tebrik ediyoruz tüm ekürüyü, Kurtel ekürüsünü, Safkan'ın ilgililerini. Birazdan röportajları da evet. vereceksin. Gökhan da bu atla çok iyi bir uyum içerisinde. Yine klasik yarışını yaptı ve şampiyon da gerekeni yaptı. Gökhan'ın tüm teşviklerine, isteklerine cevap vererek yeni sezonda yine bir kez daha bu önemli koşuyu kazanmış oldu. Tebrik ediyoruz. Yalçın Akaç Akdeniz Derbisi'ni değerlendirdi efendim. Longrunner'ın kazandığı Anlıoğlu'nun ikinci, Kuru Soğan'ın üçüncü, Trilya'nın dördüncü olduğu koşuyu yorumladı. Şimdi yurt dışı da var tabii ki. Onun için Mümide Beycan hocamın da sözünü kesmek istemiyorum. Rahat rahat yurt dışını izleyelim. Altılı Gayen'in ikinci ayağı olan üçüncü koşuyu izleyelim. Dönüşte de hocamızdan da geniş geniş Akdeniz Derbisi değerlendirmesi alacağız. Röportajlarımız olacak. Bizden ayrılmayız efendim lütfen. Değerli yarışseverler, Keeneland'e üçüncü koşu yapılacak. 3 ve daha yukarı yaş İngiliz kısrakları 1200 metre mesafede mücadele verecek. 2 ve 3 koşmuyor. Altı numaralı Kayla Sister yarışın favorisi %44 oynanma oranı almış. 5 numarada Anander Standable ekranlardaki Safkan yerini aldı. 6 numaralı Kayla Sister kulvara girdi son kısrak olarak. 5 numaralı Anander Standable ön kapaklarını açtı ve dışarı çıktı. Tekrar
Start gerisini alınıyor. An understandable. Kinlente 3. koşu 5'li Ganya'nın başlangıç ayağı olacak. Kayla Sistir oldukça ön planda 1 lira 20 kuruş. Ganyan'ıyla favori, evet. 5 numaralı Anan Understandable yerini aldı. Start verildi ve kısraklar koşuya başladı. Toplu da bir çıkış oldu. Dışarıdan Kayla Sistir, içeriden 1 numaralı Paris'cam, ortadan 4 numaralı Anan Understandable. Yarışın liderliğini almaya çalışıyor. 2 boy kadar gerilerinde 5 numaralı Anan Understandable kalıyor değerli yarışseverler. 1 numaralı Paris'cam içeride, dışarıda 6 numaralı Kayla Sistir var. Evet, Kayla Sistir 1 boy farklı öne çıktı. 1 numaralı Paris'cam 2.likte, 3.likte, 4 numaralı MSV Time. Bunun dışında 5 numaralı Anan Understandable sırasıyla düzlüğe doğru gidiliyor. 6 numaralı Kayla Sistir rakiplerin önünde fark 1 boy kadar. İkinciliğe 4 numaralı MSV Time girdi. İçeride 1 numaralı Palisçam, bunların dışında 5 numaralı Anandır Standable sırasıyla kısraklar düzlüğe çıktı. 6 numaralı Kayla Sistir düzlükte 1,5 boy farklı lider. 1 numaralı Palisçam ikincilikte farkı azaltmak için atak yapıyor. Üçüncülükte 5 numaralı Anandır Standable sırasıyla son 100'e doğru gidiliyor. Fark 4 boy oluyor. 6 numaralı Kayla Sistir rakiplerin oldukça önünde. Fotoya doğru gidiyor. Fark 9-10 boy. 6 numaralı Kayla Sistir rahat bir koşu kazanıyor değerli yarışseverler. Bakalım ikincilik kimin oluyor? 1 numaralı Polish Jam ikinci oldu. 3. koşunun galibi 6 numaralı Kayla Sistir. Beş numaralı Anandır Standable yerini aldı. Start verildi ve kısraklar koşuya başladı. Toplu da bir çıkış oldu. Dışarıdan Kayla Sistir, içeriden 1 numaralı Paris'cam, ortadan 4 numaralı Anandır Standable. Yarışın liderliğini almaya çalışıyor. 2 boy kadar gerilerinde 5 numaralı Anandır Standable kalıyor değerli yarışseverler. 1 numaralı Paris'cam içeride, dışarıda 6 numaralı Kayla Sistir var. Evet, Kayla Sistir 1 boy farklı öne çıktı. 1 numaralı Paris'cam 2.likte, 3.likte, 4 numaralı MSV Time. Bunun dışında 5 numaralı Anandır Standable sırasıyla düzlüğe doğru gidiliyor. 6 numaralı Kayla Sistir rakiplerin önünde fark 1 boy kadar. İkinciliğe 4 numaralı MSV Time girdi. İçeride 1 numaralı Palisçam, bunların dışında 5 numaralı Anandır Standable sırasıyla kısraklar düzlüğe çıktı. 6 numaralı Kayla Sistir düzlükte 1,5 boy farklı lider. 1 numaralı Palisçam ikincilikte farkı azaltmak için atak yapıyor. Üçüncülükte 5 numaralı Anandır Standable sırasıyla son 100'e doğru gidiliyor. Fark 4 boy oluyor. 6 numaralı Kayla Sistir rakiplerin oldukça önünde. Fotoya doğru gidiyor. Fark 9-10 boy. 6 numaralı Kayla Sistir rahat bir koşu kazanıyor değerli yarışseverler. Bakalım ikincilik kimin oluyor? 1 numaralı Palisçam ikinci oldu. 3. koşunun galibi 6 numaralı Kayla Sistir. Evet sayın yarışseverler, yeniden birlikteyiz değerli izleyiciler. 6 numaralı Safkan koşunun çok net favorisiydi. Sait'in de ifade ettiği üzere rahat bir birincilik elde etti. Kayla Sistir, Luis Saez de start aldı. Koşunun önemli favorisiydi. Çıkan safkanların da geçerli olduğunun altını çizelim. Akdeniz derbisi de yolumuza devam edelim. Mevlid Ali Beycan hocam nasıl değerlendirecek bakalım koşu. Şimdi öncelikle bu koşuya katılan safkanları ve ilgilileri hepsini kutluyorum. Böylesine önemli bir koşuya iştirak edebilmek çok güzel bir şey. Long Runner Akdeniz derbisine oranla daha sanki zorlandı gibi görünen bir koşu oldu. Bir önceki Akdeniz derbisine oranla. Bu da yarışın ağır gitmesi ki dereceden de belli. İlk Akdeniz derbisi 2.13.83 bitmişti. Bu 2.15.83 saliseler aynı. Net 2 saniye. Tam net 2 saniye. Bunun sebep
oluşu var. Bir de ayrıca bu benim fikrim, saygı duyuyoruz ilgililerine. Birinci Akdeniz derbisinde oraya erken gidip hatta orada galop yapmıştı bildiğim kadarıyla. Bu defaki Akdeniz derbisine yarış 4 Nisan'da koşuldu. 2 Nisan'da burada sprint yaptı long runner. Hiç 2 Nisan sabahı. Çalışmalarının ardından. Evet. Bunun dinlenmesi falan, gece yola çıktı. Ayın 3'ünde orada oldu. Tabii bugünkü mevsim şartlarında İstanbul'la Adana'nın sıcaklık farkı oldukça fazla. O tarihlerde İstanbul'da 7-8 dereceydi. Adana'da da bizim yarış spiker arkadaşlarımızın ifadesiyle 22 dereceydi. Sıcaklık farkı var. Yolda bir de işte Ulukuş'la Mulukuş'la oralarda 0 derece sıcaklık. Ha. Oraya geçiyorsunuz. Bunun da az da olsa etkisi var, etkisi var. Nem oranı farklı. Bunlar var. Ama bütün bu olumsuz duruma rağmen kazanan yine şampiyon oldu. Allah nazarlardan esirgesin. Şimdi burada Unknown Love'ı çok daha fazla kutluyorum. Harika bir yarış koştu. At kadar Mehmet Akyavuz'u da kutluyorum. Mehmet Akyavuz Unknown Love'la yarışa tempo vermedi. Her önde giden at tempo veriyor diye bir şey yok. Mehmet Akyavuz öne çıkıp önde bekleme yarışı yaptı. Yarışı kısalttı. Yarışı kısalttı. 700'lere kadar, 600'lere kadar önde bekleme yarışı yaptı. Ve harika bir yarış koştu. Bu yarışta ilkler var, bir de acabalar var. Acabalar şöyle, long runner biraz daha sallansaydı Unknown Love bitirecekti. Net. Ve bir ilk olacaktı. Belki Akdeniz derbisinin en yüksek ganyanlı. Evet, 47. Katılan tek dişiydi. Tek olacaktı dişi. Ve evet, tek dişiydi. Acabalara gelince bu pistte ilk defa ve ters olarak da ilk defa koşan Kuru Soğan dışarıyı tercih etseydi, dışarıya çıkma imkanı bulabilseydi long runner'la başa baş girebilir miydi diye kafamda bir soru işareti var. İmkan da vardı aslında. Vardı aslında. 400'de orayı net olarak edildi. Evet. Özcan orada dışarıyı tercih edebilirdi. Israrla içeride kalmayı yeğledi. Yine bu yarışta talihsizliklere rağmen Trilya'dan harika bir yarış seyrettik. Start'a hep son anda girip kurtarıyor. Yarıştan çıkmak üzereyken o tabii bir yerde etkiliyor. Bir de 4,5-5 boy kadar da kolay değil tabii. Geri çıktı. Böyle bir grupta o kadar geri çıkıp sonra yakalamak, büyük bir efor sarf ediyorsunuz. Yetmedi. Üstüne bir de sonlarda Müslüm'ün kamçı uyarılarından at kendini dışarı attı. Bir de orada az da olsa bir mesafe kaybetti. Toparlanıp tekrar içeri geldi. Çok diri gelirken yarışta bitmiş oldu. Evet. Acaba bunlar olmasaydı ne olurdu bir acabamda? Acabalar var. O. El Nino Yalçın'ın da zikrettiği gibi beklenenin altında koştu. O da belki Kabakum'un dışında ilk defa yarı sentlikte koştuğu için mi diye düşünüyorum. Veya yolculuktan etkilenmiş de olabilir. Tabii o çok önemli bir detay. Evet. Yani daha önce Adana pistine iki kez çıktı. Bu koşuyu kazandı farklıydı. Ve isimsiz bir grup mücadeleyi kazandı. Evet. 2'de 2 yapmıştı ama eski kumda. Önceki kumda. Bu yarı sentetikte de net olarak beklentinin çok altında kaldı. O çok büyük etken olmuş olabilir. Ben şöyle bir şey hissettim Yalçın. Samimiyetimle söylüyorum bunu. Padok'ta at bin komutu verildi. Evet. Jokeyler atlarına binerken Mehmet Akyavuz tam gidecekken Arif Bey geri çağırdı. Evet. Bir iki adım gittikten sonra ben dedim ki Arif Bey herhalde burada Mehmet bak kendine koşuyorsun yarışı diyor galiba diye söylemiştim. Mutlaka da bir şeyler konuşuldu. Öyle bir şey söylediğini de zaten gönderdiği mesajda teyit etmiş oldu. Evet. Burada tabii Headman mesafeden etkilendi diyoruz. Ekürüsü de pek yardımcı olamadı. Bütün safkanlarımızı kutluyoruz. Hı hı. Ayakları düz bassın. Valla Kurtel ekürisi sonuçta bir şeyleri masaya yatıracak o kesin. Yani bu ekürü olayı
tamamen bir tartışmaya açılacak. Çünkü yani şimdi tamam, Safkan kendine koşuyor. Belli, Anoğlu kendi stilinde, kendi noktasında götürüyor. İşte ama sonuçta koşu sonunda bir tebrik var. Evet. Yani Gökhan'la Mehmet Akyavuz arasında evet. Yani tebrikleşme var. Belki bilmiyorum, koşunun hani hep deriz ya maçlarda. Ben de şimdi yapıyorum önemli günlerde röportaj. Şimdi maçlarda ne diyorlar? Aman işte şeyden yeni çıktın. Adrenalin, maçın heyecanı var. Biraz soğusun sonra röportaj yapın. Şimdi evet. Gökhan da heyecandan ekürüm dedi. Evet. Şimdi kafalar tamamen böyle farklı noktalara gidiyor. Ama pek ben ona katılmıyorum. Yok ya, bu tip şeylere biraz alışmamız lazım. Birini tebrik etmek için illa ekürü olması şart değil. İşte biz de Gazi'de, Yalçın'da birinci, ikinci oldu. İlk tebrik eden Yalçın oldu abi, Aslan Birdal'ı. Camia içerisinde bu çok... hani o gün farklı tanesiyle tartıştınız. Camia içerisinde bunların daha farklı konuşulduğu var ama... Tabii yarısever gözüyle bakınca... Yarısever burada... Şimdi Unknown Love diyor. Ne olursa olsun işte ekürü korkuyor. Acaba bir şey olur da ekürüden... Evet, siz yaşadınız. Olur. TRT evet. Koşusunda yaşadınız. Benim Ankara'da yani, olduğum koşuda. Long runner'ın haricindeki katılan Safkan ekürü olur da bir başka Safkan'a foul yapar ve o long runner'a da yansır şeklinde. Hani oldu ya diyelim, hani bunu hep şey konuşuyoruz. Başından geçti evet, senin geçti Yalçın. TRT, evet. TRT, şey, yani Arif Bey de onu savunuyor. Üç atımız birden gitti. Evet. Üç at. Beraber evet. Orada şey yaparken. Biz birinci ikinci tamamlamıştık. 1-2-4 olmuştunuz. Hatta atmış olmuştuk, birinci ikinciliğe. Batı Garajı ve ben de Article Shore. Ama tam son 20 metre aynaya girerken Article Shore dışarıya doğru bir hamlesini yaptı. Kesinlikle benim foul yapma niyetim yoktu. Ama o hamleden dolayı çıkan bir protesto ve benim atımın foul, benim yani foul yaptığıma kanaat getirildi komiserler evet. Kurulunca. Ve ne oldu bu sefer? Atbaşı bitirdiğimiz koşudan ikinci ve üçüncü atbaşı olarak ayrılmış olduk. Birinci ikinciliğimiz gitmiş oldu. Yani Jockey Kutal'ın en enteresan günü yaşandı o gün Ankara'da. Ben evet. Hani, nasıl... Sen bizzat biliyorsun tabii, o günü. Tabii tabii. Yani çok, an be an yaşadın. Çok enteresan bir şey oldu. Şimdi yani şöyle bir durum var. Atahan Zeyci'nin ifade ettiğini ben de aynı noktasındayım. Evet. Güç anlamında yani mesela Adana'da cumartesi günü ben yayındaydım. Yayında ulusal bir kanalın yayını yapıyorum. Hı hı. Arkadaşım da yani çok şey yapmaz ya. O gün de içinden geldi. Ne oldu? Oynayalım. İyi de oynayalım. Yaptık. Son koşuda 4-9 ekürler var. Yani geçirme şansı yok gibi diyelim. Evet. Oynadık. 5'te 5 geldik. Yayındayız. 9 numaralı Safkan tek bekliyoruz. Ben diyeyim 10 boy. Sen de 15 boy önde kazandı koşuyu. Evet. Fakat ikincilik mücadelesinde Nurettin Şen'le bindiğimiz Safkan. Ya ikincisi Nurettin Şen biniyor. Hı hı. Safkan ikincilik mücadelesinde Nurettin Şen bir yakınlaşma oldu. Evet. Darbe oldu falan. Ben eyvah dedim. Şimdi arkadaş da anlamıyor. Ne oldu dedi. Eyvah dedim, gitti. Değişecek ikinci. Kural gereği de 10 boy önde de kazansa. 10 boy önde de kazansa. Gittik. Yani attılar. Ve neticesinde değişti. Arkaya attılar. Çünkü şimdi hani Atahan Zircioğlu'nun dediği yani bir güç geçebilir mi? Hani ben şuradan yola çıkıyorum. Yarış bu. Kamçı vurdu. Yön değiştirdi. Kuru soğan bariyer dibinden giderken Anoğlu içeri kaydı. Evet. Oldu ya, yarış olabilir, görüyoruz. Orada kaydı. Şey gitmiş işte kazanan Safkan Long Runner arayı açmış 3-4 boya ama oradaki yakınlaşmadan prototipti koşuya. Evet. Gerçekten de Anoğlu'nun faul yaptı tespit edildi. Gitti. Ve Anoğlu kuru soğanın arkasına alınca ekürüsü yani, Long Runner'ı da şunu arkasını almış olacaklar. Bilemiyorum nasıl bakılır. Performansa dayalı bir değişim mi olsun? Yoksa gerçekten bu ekür olayı artık masaya yatırılsın mı? Bu bence bilmiyorum. Yalçın sen nasıl bakarsın? Yani şimdi biliyorsun her şehrimizin komiserleri farklı. Evet. Yani çok farklı kararlar görüp burada o da çok şaşırdığımız noktalar da oluyor. Evet. Gerçekten verdikleri kararlara... Şimdi şehir söylemeye gerek yok. Gerek yok, herkes zaten. Biraz zaten da her hafta gelip, bunları konuşuyoruz. O açıdan da bir muamma değil var. Mi tartışma yaratabilir? Yani bazı yerlerde bazı komiserlere inanıyorsun. Hani diyorsun doğru karar verdi. Ama bazen bir bakıyorsun ki gerçekten çok anlamsızca kararlar da çıkabiliyor. Anlamsızca cezalar da çıkabiliyor. Ceza verilmesi yerde gereken yerde ceza çıkmıyor. Gereken ceza verilmiyor. Şimdi böyle bir durum olunca da yani Arif Bey'e de hak vermek vallahi lazım. Bilmiyorum. Tabii ki bu işin veli nimeti yarışsever. Ama böyle de bir gerçek var. Bu net olarak şimdi Arif Bey
binlerce atı olan bir ekürüye sahip. Ve bu tür durumlar sürekli yaşanacak. Onun için bu ekürü olayının net olarak bir güncellemeye alınması lazım. Bakalım. Yoksa bu tartışmalar sürekli bitmez, gidecek bitmez. Yani. Efendim Kerem Baltacı iyi yayınlar, iyi sezonlar dilemiş. Teşekkür ederim. İsa Bey az sonra yorumlayacağımız Portakal Çiçeği koşusunda bir yorumla bakacağız. Ama önce bakalım koşu sonrası röportajlar nasıl gelmiş efendim? Tabii ki çok mutluyuz. Şampiyonumuz yoluna devam ediyor. Uzun bir aradan sonra her ne kadar kafamızda bir soru işaretleri varsa da yine de onları kapatmayı bildi. Dolayısıyla yani bu atımız daha evvel de belirttiğimiz gibi yarışla kendini hazırlayabilen bir atımız. Dolayısıyla bundan sonra yolumuza devam edeceğiz inşallah. Yurt dışı hedeflerimiz var ama bakalım ne olacak. Bu evet. Geçireceğimiz önümüzdeki 3 ay önemli. 3 ay içerisinde atımız bizi bir yerlere götürür derse biz de bir yerlere gideriz. Beklediğimden zor oldu diyebilirim. Çünkü biraz yarışın hızlı gitmesini bekliyordum. Fakat yarış başından sonuna kadar bir taktiksel bir yarış oldu. Niyetimiz biraz daha gerilerde sakin bir moralli bir şekilde götürmekti. Fakat atımızın o istirahat döneminden döndü. Genelde ilk yarışta biraz hırslı oluyor. Bugün de o hırsı yaşadı. Her şeye rağmen iyi bir ata binmek zoru kolaylaştırabiliyor. Bu ata inancım ilk günden beri hep tamdı. Her zaman jokeyin bir attan beklediği bütün özelliklere sahip bir at. Böyle bir ata bindiğim için her zaman çok mutlu oldum, gurur duydum. Çünkü artık bence long runner bizim atımız değil, bütün yarışseverlerin atı. Böyle bir atı koşmak benim için bir gururdur. Yani belki bir efsane bir de hayatım boyunca belki bir ata denk gelmem. Yani gelmeme ihtimalim de yüksek. Yani böyle bir at, bir efsane bir at. Allah bize nasip etti. Biz de elimizden geldikçe böyle bir şampiyonu koşmak için ve yarış severlere her yarışta bir zevk yaptırmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Vallahi bir tabii planımız var. Öncelikle Türkiye'deki biten yarışlardan sonra sezon sonunda Arif Bey'le belki yurt dışına da gitmeyi düşünüyoruz bu at için. Evet, Safkan'ın at sahibi Ali Kurtel, antrenör ve jokey duygularını bu şekilde iletti efendim. Burada bir dipnot ileteyim ben. Tamam. Mehmet abi long runner'ın antrenörü, yani İngiliz özelinde şu an rekor long runner'ın evet. Elinde. Ama daha önceki şampiyon kimdi? Devir. Devir'in o dönem David Franco ekürüsünde çalışan seyislerden bir tanesiydi. Mehmet abi de ve harika 5 diye çaldıran koşusunu kazanan çok 92'nin kaliteli bir kısrağa bakıyordu Mehmet abi. Çünkü ben de o dönem aprantiydim. Evet. Hemen Atilla Özsoy'un rahmetli Atilla amcanın ekürüsündeydim. Ve ağırlarımız dip dibeydi. Sürekli görüşüyorduk. Yani ne kadar büyük bir onur, gurur. Evet. Değil mi? Yani Devir'den sonra long runner gibi bir ismin antrenörünü yapıyorsunuz. Tamam, o dönem Devir'in antrenörü değilsiniz ama Abdullah abiye selam olsun buradan. Abdullah Kalp evet. Atın antrenörüydü. Ama Mehmet abi o günleri de o zevkleri de yaşadı yani. Ve şimdi de long runner'la böyle bir fırsat geçti eline. Tebrik ediyoruz gerçekten. Çok önemli başarılar tabii. Kolay yapılabilecek hem maddi hem manevi kolay ulaşılabilecek evet. Bir durum değil. Evet, devam ediyoruz efendim. Süleyman Defineci teşekkür ediyoruz. Hem iyi yayınlar demiş hem de başsağlığı demiş efendim ziyadalara. Selamlarımızı gönderelim. Ve kısa vadeli 7 koşu için Bursa Osman Gazi Hipodromu'na gidiyoruz efendim. Bursa'ya kısa vadeli mücadele. O gün de yarı zamanında burada otururken ciddi bir orandan söz ediyorum. %80'i geçen bir oran. Bestekar'ın %70'i aşan oranına. Ekürüsü de %6 ile destek olmuştu. Evet. Suvari Angel. Ama Bestekar hiç ekürü falan demeden kendi koşusunu yaptı. Beklenildiği üzere koşuyu kazandı Yalçın. Yani önde rahat kaldı. Tabii atın üzerinde Halis Karataş'ın da deklareli olması bu oranı daha da yukarılara çekti. Halis Karataş da bu ata özel gitti o gün için Bursa'ya. Başka safkanlara da deklar oldu ama asıl hedef bu koşuydu. Kendine yakışanı yaptı Bestekar. Rakiplere baktığımızda kağıt üzerinde çok fazla kendisini zorlayabilecek bir isim gözükmüyordu. Ama Selkut son metrelerde epey bir yaklaştı. Evet. O da ilerleyen yaşına rağmen güzel yarışlar yapıyor. Gökhan Kocakaya da ısrarla Selkut'un üzerinde birkaç yarıştır baktığımızda. Ön tarafta tabii liderliği aldı Bestekar ama
Özbil'den tarafından da çok fazla rahat bırakılmadı. Evet, takipte. Ama yine de istediği tempolarda götürebildi koşuyu. Düzlükten sonra da bayağı bir kolaydı. Bir etrafı şöyle bir kolaçan etti. Çevre kontrolü yaptı. Çevre kontrolü yaptı. Son metrelerde içeriden Selçuk'un geldiğini sezinledi ama sermayesi de vardı. Oradan sonra da tekrardan koşuya hakim olup net bir birincilik elde etti. Tebrik ediyoruz. Yani Gündüzeli, özellikle Mehmet abi gerçekten çok bu işin ehli, usta bir isim. Koştuğu tüm safkanları başarıdan başarıya götürebilen bir isim. Tebrik ediyoruz o açıdan da. Grup çok uygundu. Anayurt gibi bir isim var burada tabii. O da çok kaliteli bir isim ama sanırım bir takım sorunlarından dolayı gerçek kimliğinde evet, yarışlar yapmadığını düşünüyorum. Daha önce çünkü çok önemli başarılar elde etmiş bir isimden bahsediyoruz ama son dönemde o performansını fazla göremiyoruz. Bestekar için çok zor bir koşu olmadı. Selçuk da bence en az Bestekar kadar iyi bir yarış yaptı. Tebrik ediyoruz. Hocam. İki aylık bir ara verdi malum. Ondan sonra Tuncer'in arkasındaki ikinciliğinden sonra kondisyon arttırmış olarak bu koşuya geldi. Çıkışla birlikte koşuya ağırlığını koyup istediği tempoyu kolay bir şekilde halisle buldu. Sonda Selçuk sıkıştırsa da kazanmayı bildi. Selçuk Gökhan Kocakaya en geride bekleyip düzlükte avlarım niyetiyle avlamaya çalıştı ama tutturamadı. Bestekar cevabını verdi. Uzun sürede Bestekar'ı kovalayan Özbil'den de boşlukta üçüncü olurken Yalçın'ın da dediği gibi kapasitesinin altında koşan Anayurt'ta dördüncülüğü kurtarmış oldu. Evet, bu şekilde. Mesajlar geliyor tabii özellikle ekürü konusunda yarı severlerin düşünceleri var. Yani değişme noktası üzerinden fauller, dışarı açılma vesaire. Eyüp Bey de mesajını atmış. Dikkate alacağım Eyüp Bey mesajınızı, not aldım. Ve Portakal Çiçeği Koşusu Adana'nın önemli mücadelelerinden biri kısa vadeydi. Dört tekrar İngilizler mücadele ettiler 1300 metrede. Ve Hafo koşuyu kazandı. Özellikle burada da Özcan Yıldırım performansı yarı severin çok dikkatini çekti. Yani bu koşunun kazanımında Özcan Yıldırım payının çok yüksek olduğunu düşünüyorlar. Nestor Dairet'in Karabayırlı ilk dördü oluşturdu Yalçın. Evet, burada bir sevgili yönetmenimizden rica edelim. Bir start çıkışını start tekrar çıkışını alalım. Çünkü sayın yönetmenim. Ekspektensinin 5 starttan beş start çıkan. Orada, evet. Orayı biraz tekrardan alıp yavaş oynatırsak. Yavaş alabilir miyiz o startı? Bakın. Şurada örtü, hem örtü geç alınıyor. Bir geri. Hem sanki de kapaklar açıldığında atın kafası sol tarafta. Bak, atın kafası sol tarafta kapaklar açıldığında. Ve gözlük çok geç alınıyor çok burada. Çok geç alınıyor, evet. Sanırım burada Mehmet Akyavuz yanındaki yardımcının gözlüğü alacağını düşündü. Öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü Mehmet Akyavuz epey bir geç aldı gözlüğü. Normalde böyle bir sıkıntısı da olmayan bir safkan çünkü. Ama o problemden dolayı da 10 boy kadar yarışa geç başlayınca tüm şansını baştan yitirmiş oldu. Sonrasında yarışa dönersek oldukça süratli isimlerin bir arada olduğu koşu. Başta Vahşi Kız, Arda Şah gibi oldukça yüksek sürat yapabilen isimler vardı bu koşuda. Böyle olunca da bence mesafenin kısalığından ötürü Ahmet Çelik Hafo'yu tercih etmedi. Çünkü bir önceki yarışında Hafo'ya Ahmet Çelik, evet, binmişti. Hatta son 3 yarışına Ahmet Çelik binmişti. Ve son koşusunda da önemli bir başarı elde etti. Baktığımızda A3 bir mücadelede erkek rakiplerini geride bırakan harika bir performans göstermişti. Ama tabii o daha uzun bir mesafe. Mesafe 1300 olunca Nestor'un daha şanslı olabileceğini düşündü kağıt üzerinde. Ama Hafo tekrardan harika bir yarış yaptı. Özcan da çok iyi bindi. Hiç acele etmedi. Arkalarda koşuyu takip etti. Düzlükten sonra da açık kulvara çıktı. Dışarıdan etkili ataklarla gelip Nestor'u geçmeyi başardı. Tebrik ediyoruz. Gerçekten harika bir kısrak Hafo'da. Çok potansiyelli. Ki kağıt üzerinde de yine %13'lerde 5. sırada, evet, şans verilen bir isimdi. Tatlı da bir sürprize imza atmış oldu. Ama kısalan mesafeye rağmen
harika bir performans. Çünkü gidişat değil. Ön tarafta belli bir sürat var. O sürat daha da hızlandı bir noktadan sonra. Öyle olunca öndeki safkanlar tempodan düşünce iyi sprinterler öne çıktı. Ama Hafo daha rahat bir kulvarda olduğu için. Çünkü Nestor biraz oyalandı içerilerde. Bir sıkışık bir kulvarda kaldı. Hafif bir trafik sorunu orada yaşadı. Tam istediği noktada hızlanamadı Ahmet Çelik. Öyle olunca dış kulvardan rahat bir açıda hızını verdi Özcan ve kısrakta cevap verdi. Harika bir yarış kazandılar. Tebrik ediyoruz. Direct Win bence çok iyi koştu. Yarışta hemen hemen şans verilmeyen isimlerdendi. Çok yakın farklarla. Üçüncülüğü bence çok başarılı. Tebrik ediyoruz Hafo'yu, Nestor'u, Jockey Özcan Yıldırım'ı. Hatta Direct Win'de yarış çok parlak. Onun da ilgilerini tebrik ediyorum. Bakalım bundan sonraki yarışında Hafo'nun ve Nestor'un yol haritası ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Demek istediğim nokta şurası. Oralarda içeride kaldı. Bakın dışında tam önünde Vahşi kız var. Dışında Karabayırlı. Orada hafif bir tempodan düştü ama tabii sonrasında açık kulvarı buldu ama çok rahat çıkamadı oradan. Çıkamadı. Yani bir ince bir nüans orada ister istemez tam hızı veremedi. Öyle olunca da dışarıdan ivmeyle gelen Hafo yarışı kazanmış oldu. Hocam. Şimdi seyir zevki çok güzel bir yarış oldu. Harika bir yarış oldu. Tüyleri diken diken bir, yapan bir yarış oldu. Bu arada ben de katılıyorum. Nestor'un bariyer dibinde sıkışıp tempodan düşmesi belki de başa baş girebileceği bir yarışı kaybetmesine sebep oldu. Hafo'nun biliyorsunuz kum yarışlarında biz 3-4 hafta burada hep formundan bahsettik. Ha bugün geldi, ha yarın geliyor filan. Ama çimi bulunca değişti ve iki tane üstte güzel yarış kazanmış oldu. Düzlüğü en geride dönen iki at birinci ve ikinci oldular. Bir trafik problemi yaşayan da burada Romolo oldu. Evet, onun da sonlardaki Romolo, atakları çok iyiydi. O trafik problemini yaşamasa belki de günün bombasını da patlatabilecekti. Direct Win'le Karabayırlı bu tip mesafelerde her zaman adından bahsettirecek safkanlar. Vahşi Kız, keza Nestor da öyle ama ilk kez koştuğu çimde geçen koşularını tekrarlayamadı. Yani en kötü koşan bence Vahşi Kız oldu bu koşuyu. Gerçi Adana çiminde ilk defa koşuyor ama Nestor da ilk defa koşuyor. Evet. Onun için herhalde o iki yarıştan sonra yine bir yorgunluk oldu diye düşünüyorum. Belki erken pes etti erken çünkü. Erken pes etti, evet. Mücadelede. Güzel bir koşu oldu. Yani yakın bitti. Evet. Kazanan son hamlesi. Ardaşah da 6 ay sonra geldiği yer onun kalitesiyle orantılı değil. Bu yarıştan sonra mutlaka özellikle Ankara'da farklı yarışlarını seyredeceğiz diye düşünüyorum. Yani notların alınması gereken bir koşu. Yalçın start çıkışını not aldı. Evet. Safkan daha çıkarken şansını kaybetti. O start çıkışında görevliyle Mehmet Akyavuz arasında herhalde bir anlaşmazlık oldu. Anlaşmazlık oldu. Çok belli oldu. Belli. Orada görevliden bekledi. Belki görevli de artık ben görevimi yaptım jockey alacak diye düşündü. O kargaşada kapaklar açıldı. Evet. Kapaklar açıldı. Hem kafası da yamulmuştu. Safkan'ın hem de kafası sola doğru yatık şekilde. Yani yukarıdaki yardımcı atın kafasını sola doğru çevirmiş. Öyle olunca da Safkan geç de alınan bir örtü var. Epey bir geç başlamış oldu koşuya. Bu şekilde bu yılın Portakal Çiçeği koşusunu mercek altına aldık efendim. Yurt dışına gideceğiz. Yurt dışına da heyecan devam ediyor efendim. İlk iki ayağı geride bıraktık. Üçüncü ayak için sözü yurt dışına bırakalım.
Sırada dördüncü koşu var. Keeneland, Amerika Birleşik Devletleri'nde dörtlü ganyanın başlangıç ayağı olacak bu yarış. Maiden mücadele 3 yaşlı İngiliz dişi tayları arasında 1800 metre mesafede çim pistte yapılacak. 3 numaralı Third Draft yarışın favorisi. 9 numaralı Zuri yerini aldı. Dişi taylar koşu için start hakeminin emrinde. Start verildi ve yarış başladı. 3 numaralı Third Draft Orta Kulver'den yarışın liderliğini almaya çalışıyor. Hemen dışında 4 numaralı Salih. Bunun dışına 6 numaralı Never Content atak yaptı. 6 numaralı Never Content liderliği almıştı ki 9 numaralı Zuri daha da yüksek tempolu öne geldi. Şimdi 9 numaralı Zuri önde, fark 1,5 boy. 6 numaralı Never Content ikincilikte, üçüncülükte 1,5 boy kadar geride. 8 numaralı Wolf Bane 1,5 boy kadar gerisinde iç kulvarda. Bariyer dibine yakın 4 numaralı Salih. Hemen dışında 5 numaralı Perhaps Tonight 3 boy kadar geride. 7 numaralı Money for Arrow onun 2,5 boy kadar gerisinde iç kulvarda. 3 numaralı Third Draft bunun 3 boy kadar gerisinde. 1 numaralı Scar AB sırasıyla 1000 metre start yerine doğru gidiliyor. 9 numaralı Zuri dışındaki 6 numaralı Never Content ile mücadele veriyor. Şimdi 6 numaralı Never Content geldi. Liderliği alıp farkı 1,5 boy yaptı. 9 numaralı Zuri ikincilikte. Dışında 8 numaralı Wolf Bane var. Üçüncülükte o 1,5 boy kadar geride. İçte 4 numaralı Salih. Hemen dışında 5 numaralı Perhaps Tonight. 4 boy kadar geride kalan içerideki. 7 numaralı Money for Arrow. Hemen dışında 3 numaralı Third Draft. 4 boy kadar geride. 1 numaralı Scar AB sırasıyla düzlüğe doğru gidiliyor. 6 numaralı Never Content 1,5-2 boy farkta önde ikincilikte. 8 numaralı Wolf Bane var. Üçüncülüğe 5 numaralı Perhaps Tonight girdi. Daha geride dörtlü. Düzeye çıkıldığında da rakiplerin önünde 6 numaralı Never Content fark 3 boy. 8 numaralı Wolf Bane ikincilikte. Bunun dışından 5 numaralı Perhaps Tonight atağa kalktı. Onun dışından 7 numaralı Money for Arrow. En dıştan 3 numaralı Third Draft geldi. Önde 4 isim mücadele vermeye başladı. 3 numaralı Third Draft. İçinde 7 numaralı Money for Arrow. İçeride 5 numaralı Perhaps Tonight. Bunlardan 7 numaralı Money for Arrow yarışı kazanmayı başardı. Değerli yarışseverler, 3 numaralı Third Draft dışta ikinci, 5 numaralı Perhaps Tonight üçüncü oldu. Dördüncü koşunun galibi 7 numaralı Money for Arrow. Rakiplerin önünde 6 numaralı Never Content fark 3 boy. 8 numaralı Wolf Bane ikincilikte. Bunun dışından 5 numaralı Perhaps Tonight atağa kalktı. Onun dışından 7 numaralı Money for Arrow. En dıştan 3 numaralı Third Draft geldi. Önde 4 isim mücadele vermeye başladı. 3 numaralı Third Draft. İçinde 7 numaralı Money for Arrow. İçeride 5 numaralı Perhaps Tonight. Bunlardan 7 numaralı Money for Arrow yarışı kazanmayı başardı. Değerli yarışseverler, 3 numaralı Third Draft dışta 5 numaralı Perhaps Tonight üçüncü oldu. Dördüncü koşunun galibi 7 numaralı Money for Arrow. Evet, 7 numaralı Safkan koşuyu kazandı. Devam ediyoruz. Yasin Milli andığımız mücadele için Adana'da kalmaya devam ediyoruz. Kısa vade mücadelede Bilden Han, evet gerçekten özel bir isim. 9 yaşında beyaz bayrak ayna yaptı tumbul çiçeği Bay Emir önünde Yalçın. Harika bir yarış koştu. Gerçekten çok kabiliyetli, yarış karakteri çok yüksek. Bu denli önde rahat kaldığı, rahat tempoyu kurabildiği koşularda çok önemli başarılara imza atmış bir isim. Yaşı epey ilerledi ama maşallah gençlere taş çıkartıyor. Kadir de uzun aradan sonra tekrar bir birliktelik. En son koştukları yarışında tabela dışı kalmışlardı ama bu kez Kadir de Safkan'ı çok iyi tanıyor tabii. Evet. İsmet abiye selam olsun buradan. O da tekrardan Kadir'i dekler etti. Önde rahat kalınca düzlükten sonra da aynaya kadar direndi ve koşuyu kazandı. Tumbul Çiçeği zaman zaman start sorunu yaşıyor.
Ama o da çok başarılı bir isim. Bir dişi olmasına karşın erkek rakiplerinin yanında da çok başarılı olan, onları geçen, zaman zaman çok özel performans gösteren değerli bir kısrak gerçekten. Bay Emir de fena koşmadı ama son metrelerde biraz tempodan düştü. Burada biraz Ahmet Çelik'e de eleştiriler vardı. Yani sonlarda... Safkan'da mı Ahmet Çelik değil mi? Bir türlü topal bak içeride kamçı. Bir türlü Safkan düz gidemiyor. Şimdi dışarı alacak. Dışarı geldi Yalçınmak. Şurada hafif bir tabii bildenen ufak, çok tamam, ince ama bir yani, an dışarıya geldi bak, ama. Yalçın kafalı ağır. Bence Safkan'da Ahmet şey Çelik. Evet bence değil. Bence Safkan'da ya baksana ya bir türlü sertlik yapıyor. Kafa yana gidiyor. O tarafa gidiyor. Bu tarafa bir de gidiyor. Şey var. İkinci de gitti. Yani o tabii son 3 metre kala falan biraz gevşetmiş ama o an aslında yandan gözükmüyor. Tumbul Çiçeği gelip geçmiş aslında. Evet. O yani son Ahmet Çelik'in gevşettiği noktada Tumbul Çiçek ivme yakalayarak gelip hakim oluyor ikincilik noktasında. Gevşettiği nokta üzerine yani sonlarda ikinciliği kaybetti nokta üzerine mi eleştiri var diyorsun? Tabii. Ha, ben zaten orada 300'lerde hani... Neden enseye bastı, neden erken enseye bastı eleştirileri bence vardı. Bence 100'lerde zaten Safkan iyice sertliği hani şey yapınca... Biraz aksiyonları da evet, bozuldu. Orada bozuldu Safkan. Yani. Bildenen arayı açınca hani bir boya kadar indi, dışına kadar gelmeye çalıştı. Bildenen kurtulunca bir daha izleyelim orada. Safkan... Tamamen küstü sanki yarışa böyle bir... Yani Bay Emir'in aksiyonları da böyle... Yani tam böyle akıcı... Akıcı değil, biraz değil. Böyle şey deriz biz, geveliyor deriz. Evet. Mesela evet. İkman'da da hep bunu söyleriz raporu verirken. Biraz son o 200'den sonra iyice ne aksiyonlarını gevelemeye başladı. Ahmet de tabii stil olarak da bazen oturmak istiyor, bazen ondan vazgeçiyor... İkisinin arasında bir stile dönünce görüntü olarak da tabii son 3 metre kala yarışın bitmesine biraz gevşetince de o tazikli finişi azaltınca da burada eleştiri geldi. Ama o finişi de devam etse dahi ikinciliği kaybetmişti. Ama tabii yarışsever her ne olursa olsun aynaya geçene kadar jokeyler aynı seviyede safkanlarını itsinler, teşviğini göstersinler diyor. Burada bakın soldan sert de bir bak, kamçı uyarısı bak, yaptı gördün ama. Gördün mü Safkan artık burada artık iyice. Yani Tumbul Çiçeği gelip almıştı ikinciliği o bölgede. Ama tabii ne olursa olsun gevşetmeye her türlü tepki gelebiliyor sosyal medyadan. Ya Bay Emir'de bir de şey var. Bir yorgunluk. Çünkü geçen hafta İzmir'de koşmuştu biliyorsunuz. Bir il değişimi değil mi Safkan? Evet. Bir gidiş İzmir geliş var bir hafta koştu. Onun yorgunluğu da var. Bir de senin dediğin gibi biraz geveledi aksiyonları. Yani, Bildenan o yaptığı sürekli İzmir-Adana yolculuklarından sonra bu yarışa biraz dinç girme fırsatı buldu. 20 günlük bir ara verdi. Evet. Yaramış. Onun da etkisiyle gidişatta da kendisi özlediği birinciliğe ulaşmış oldu. Evet. Tumbul Çiçeği'nin de maşallahı var. Ekim ayından bu yana Ekim'den bu tarafa 11 yarış koşmuş. Bir üçüncü, 10 tanesinde birinci, ikinci. Evet. Yani çok istikrarlı. Harika performans gösteriyor. Tebrik ediyoruz. Şey kolaydı çok. Pardon. Mahsun Kral yarış içerisinde çok kolaydı ama yarışın ciddileştiği yerde gerekli tepkiyi veremedi. Hadi dediğinde fazla bir şey bulamadı. Bu da son not olarak hocamızdan geldi diyelim. Ve Adana'da kalmaya devam ediyoruz. Unutulmaz Safkan Serem Biri adına düzenlenen koşu vardı. Victor Voorhis koşuyu kazandı Adana'da. Koşunun önemli notlarından biri de Manos isimli Safkan'ın antrenörü Sabit Eren. Victor Voorhis koşuyu kazanan Victor Voorhis üzerine bir protesto çekti. Ve incelemek için oy birliğiyle reddedildi protesto. Ancak Müslüm Çelik düzlükte usulsüz kulvar değiştirildiği için savunması istendi. Yasal süre içerisinde bir savunma verecek. Protestoyu değerlendirelim. Doğal mı reddedilmesi, savunmadan ne çıkabilir? Tabii hocalarımız karar verecek, konseyler kurulu orada ama bir savunma verecek kesin Müslüm. Savunmadan ceza çıkacağını düşünüyorum ben. Epey bir açıldı. Açılmanın ilk başladığı noktalarda Hışman da dışarıya doğru bir hamlesi var.
Belki de Victor Wolff'tan kurtulmak isteyerek bir hamle yaptı dışarıya ama o esnada onun da dışındaki göğüs gerene evet. biraz yanaşmış oldu Işman Çizik. Ama sonrasında tabii Müslüm'ün yine aynı şekilde dışarıya sürekli dışarıya gelmesi komiserler tarafından da bakıldı. Reddoldu koşu. Değişse evet. bence de ağır olurdu. Ama Müslüm'e burada bir yaptırım olacağını düşünüyorum. Epey bir dışarı yani evet. koşu neredeyse en dış bariyerde bitti. Düzlüğü alalım. Evet. Düzlükte o hani protestoya sebep olan Malons'un protestosunu bir görelim. Yalçın koşunun değişmesinin ağır olduğunu söyledi ama Müslüm Çelik'in savunmadan evet şimdi bak şimdi karşıdan, en içeriden 500 en içeriden döndü. Şu an L şeklinde dışarıya sürekli bir gidişi var Müslüm'ün. Evet. Tabii Victor Wolff da mücadele yönü yüksek olan bir safkan. Onu yanaştırıp hırslandırmak istiyor ama onu biraz abarttı. Şeyi geç aldı kamçıyı sola. Son hamlede aldı. Son 5 metrede. Nerede? Tribüne doğru gidiyorlarmış. Yarış tabii yani en dış bariyerde bitti koşu. Evet. Hani şey oldu. İzmir yarışları gibi oldu. evet biraz İzmir. Malons'un bir türlü gelip hakim olmasına müsaade etmedi. Evet. Yani o açılmalar. Hani protesto burada belki reddolmayıp değişse bile niye değiştirdiler? Denilmez bence bu koşuda. Kamçı ısrarlı içeriden. Yani şimdi ne diyoruz? Hep artık yeni yönetmelikte değmedi. Komiserler kurulumuzun performansa göre evet. Karar verdiklerini söylüyoruz. Burada hani performans olarak belki bu açılmalar olmasa Malons gelip bir burun atabilecek de yani. Öyle de bir pozisyon var. Ortada gözüküyor. Yani döndüğü yerle bitirdiği yer arasında ciddi bir fark olduğu kesin. En içeriden döndüler, en dışarıda bitirdiler. En dışarıda bitiyor. Yani görüntü olarak da hoş değil. Hoş değil yani. Israr burada içeri. Protestonun çıkması çok doğal. Tamam değişse ağır olabilirdi. Evet. Ama neden değişti bu yarışta demezdim ben. Değiştirebilirlerdi de bu koşuyu. Değiştirebilirler diyorsun. Hocam protesto ve sonuç değişmemesi. Şimdi yarışın değişmesi biraz ağır olurdu da. Bakalım savunma neticesi komiserler kurulunun kararı ne olacak? Tabii bu koşunun en enteresan tarafı belki o yarışta at binen jokeyler bile şaşırdılar. Victor Wolff'un böyle koşmasına. Evet. Şimdiye kadar koşmadığı evet. stille koştu. Hep bekleme yarışı yapıyordu. Bekleme yarışı yapıyordu. Ki bence Müslüm bu yarışta böyle koşmakla doğru olanı yaptı. Victor Wolff kimin kardeşi? Kugur'la Kegner'ın kardeşi. İkisi de ön tarafta gitmeyi seven safkanlar. Özellikle Kegner. Tabii böyle bir stilde kabullenmiş olması başarıyı da getirdi. Malons ara verdiği zaman, dinç koştuğu zaman çok daha farklı koşuyor. Çok iyi koştu bu yarış. Evet. Yani bir yerde bu yarışı kaybetmiş olması özellikle ilgililer için üzüntü vesilesi. Efendim. Göğüs gelen bence önde tempo yarışı yaptığı zaman yarışı süratli götürüp arka tarafı dağıttığı zaman daha etkili ve başarılı oluyor diye düşünüyorum ben. Hı hı. Bu yarışta iyi koştu ama bekleme yarışı yani olumsuz yönde biraz etkiledi safkanı diye düşünüyorum. Tabii burada bekleneni veremeyen Alberto. Evet, zaten iyi çıktı aslında. Evet. Bekleneni veremeyen Alberto oldu. Umarım inşallah bir şey yoktur. Sevgili Zedik, evet. şunu da ekleyeyim. Burada Malons'un hem dışarıya açılan içindeki bir rakibi var hem de dışında yakın farkla biten yine bir erkek rakibi var. Arada kaldı. Orada arada da tam böyle hamlesini yapamıyor. Çünkü sürekli içeriden bir baskı var. Dışarıya doğru gelen bir rakibi var. Şimdi Hışman da ilk etapta açıldı ama sonrasında dışında rakibi olduğunu fark ettiği için
çok fazla bir hamle yapamıyor ve bundan olumsuz yönde etkilendi Manos. Yani bu koşu değişebilirdi. Yani ilk etapta ağır olabilir diye bir söylemde bulundum ama bu koşu gerçekten performansa dayalı bakıldığında değişebilirdi. Yani şöyle bakalım. Burada Malons düz gitmiş olsa Victor Voss yerinde düz gitmiş olsa, yerinde gitmiş olsa Malons gelip bir baş bir burun atabilir mi atamaz mı? Bence atabilirdi de. Çünkü yarıştan hiçbir şekilde vazgeçmiyor Malons. Yani sürekli gelmek istiyor, sürekli bir hamle yapmak istiyor ama onu engelleyen bir unsur var. Ben yani burada çok arada kaldım. Bu koşu belki de şu kurtardı. Efendim? Şu kurtardı belki de. Son hamlede yani 5-10 metre kala geç oldu ama abi, kamçıyı sola almış olması ya, kurtardı artık belki de. Artık orada yani orada. Tam onu ama yarış biterken orada yaptı. Orada yarış bitiyor. Aynaya girdi. Evet. Yani son iş işten geçmiş oldu yani. 5 metre de değil. O hareket son 2 metre. Son 2 metrede kaldı. İş işten geçmiş oldu. Bakalım savunmasını verecek Müslüm Çelik. Bu arada ben atladım. Çok çok özür diliyorum. Rejimizden de rica ediyorum. Bildenan sevgili kardeşim İsmet Akkıl için röportajı var. Onu atladım ben. Eğer hazırsa sorun yoksa Bildenan İsmet Akkıl için röportajını verelim. İnan ki çok mutluyum. Atımız çok iyi koştu. Bu yarışı çok iyi hazırladık. Yani atımız o yüzden İzmir'de de yarış vardı. Götürmedik. Orada can kardeşler vardı. Rakibi vardı. Götüremedik. Buraya hazırladık bu yarış için. Yani atımız çok iyi koştu bu yarış. Bir de iki tane rakibi vardı. Bay Emir'de. Ne şey, Tomut şey mi bir atımız vardı abi. O yüzden atım süper koştu yani. Keyif verdi bana bu yarışta yani. Bundan sonraki yarışlarımız zaten Ankara'ya götüreceğim Allah izin verirse. Bursa'da yarışı var 20 gün sonra. Bursa'dan sonra tekrar Ankara'ya götüreceğim. Ankara'da işte yarışlar olduğunu koşarım. Zaten bu at çimci değil, kumcu bir at. Orta mesafe bir atı. Her zaman zaten çok yakın koşmuyoruz biliyorsun bu atı. Artık kısmet nasip yani. Bir de ekibime çok teşekkür ederim. Seyisim Aydın'a çok teşekkür ederim. Sahibine de Salih Yıldızer'e. Özellikle bizim ekip çok iyi. Yani kasanla beraber çalışıyoruz Salih Yıldızer'le, Seyisler'le. Yani bu ekip işi, işin doğrusu yani. Evet, İsmet'in de ağzına sağlık diyelim. Başarıların devamını dilerim efendim. Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda yol alıyoruz efendim. Bu kez Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda bir kısa vade altı mücadelede Indian Sonata'nın birinciliği ekrana gelecek. Maşallah derim Safkan son 4 startını kazanmış oldu böylece. Son 3 startını kazanarak geldi Yalçın buraya ama ona rağmen altılı gayen favori tablosunda 3. sıradaydı. Evet, Seabreeze favori hanesindeydi. Yine Just Diamond ikinci sıradaydı. Ama son 3 yarışını kazanarak bu koşuya gelen Indian Sonata çok fazla göz önünde değildi bu koşuda. Harika bir yarış koştu. Koşuyu hemen öne yakın şekilde takip etti Sinan Özen. Koşunun liderliğini Just Diamond aldı ve tempoyu ayağım belirledi. Çok yüksek bir tempo olmadı ama bir noktadan sonra hızlandığında birazdan göreceğiz. Özellikle 1000 geçildikten sonra arka taraf bir anda uyamaz oldu. Ve özellikle yarışı kazanan Indian Sonata bir ara sanki ilk 2'de olamayacak gibi bir görüntüdeydi. Aynen. Ama dışından gelen Seabreeze'i hissettikten sonra öyle bir hırslandı ki Seabreeze de etkili ataklarla gelmeye başladı 300'den sonra özellikle. Onu da hissettikten sonra geldi ve öndeki Just Diamond'ı yakaladılar. Kazanan Indian Sonata oldu. İkinci olan da koşunun favorisi Seabreeze olmuş oldu. Çok enteresan bir yarış yaptı. Şimdi birazdan bakın şurada Sinan ne var ne yok itmeye başladı. Önde Just Diamond çok kolay. Ve yarışın favorisi Seabreeze de arkada gelemiyor gibi bir izlenim. Şuradan sonra iyice ne? Seabreeze yaklaştığında ön tarafı hiç yakalayamayacaktı ama Seabreeze hissettikten sonra gelip Just Diamond'ı da yakalayıp atlayıp kazanmayı başardı. Gerçekten kilo vererek de geçtiği rakipleri oldu bu Safkan'ın. Çok yarış karakteri yüksek ve mücadeleyi çok seven bir Safkan. Şurada bakın durmuş gibiydi. Dışına hissedince Seabreeze'in ataklarını tekrardan ivme yakaladı ve gelip koşuyu kazandı. Tebrikler. Sinan da çok iyi bindi. Hiçbir yerde evet, vazgeçmedi koşudan. Israrla finişine devam etti ve onun da meyvesini kazanarak aldığını düşünüyorum. Tebrik ediyorum. Tebrik özellikle ederim. Sinan'ı. Safkan'ı çok formda. Safkan'ın ilgililerini. Tebrik ediyorum. Hocam. Şimdi Indian Sonata
yarış karakteri yüksek bir at. Koştu ilk koşu hariç hep ön sıralarda bitirmiş bir Safkan. Geçen hafta ilk kez koştuğu Bursa'da da harika bir yarış koşup kazandı ve 4 yarış üst üste. En büyük karakteristik özelliklerinden bir tanesi at yanına gelince çok hırslanıp ve atı kapmayı da beceriyor. Yani bu formuyla daha da ilerilere gidecek. Sibiriz Yalçın'a sormak istiyorum. 600 civarında biraz daha erken süratlenebilseydi acaba şey değişir miydi? Becan abi değişir o noktada diye öyle bir düşündüm ben. Yani biraz geç süratlendi sanki. 600'e gelindiğinde zaten gidemiyordu. Yani evet. Ön tarafta Just Diamond tempoyu hızlandırınca arkasında Sinan Özen ve Indian Sonata bocalamaya başladılar. Onların arkasında da Seabreeze ve Akın boşalamaya başladı. Yani evet. Akın o noktalarda istemeye başladı ama şurada tutuyor bakın. Yoksa mesela 800'de falan çok kolay evet. görünüyordu. Kolay ve bir anda iki safkan da itmeye başladı. Bakın şimdi Indian evet. Sonata itiyor. Akın da birazdan itmeye başlayacak ve istediğini bulamıyor buralarda. Ha, işte evet. onu diyorum. Burada evet. biraz yani biraz süratlenemedi. Belki biraz daha erken hamle yapabilirdi. Yok yok. Akın istedi at süratlenemedi evet. bir anda. Orada bir anda sürete binince tabii uzun mesafe koşular. Evet. Ne oluyor? Baştan çok yavaş tempoda götürdü Ayan yarışı. Evet. Orada. Ve bir noktadan sonra ani bir hızlanma yaptı ve arka taraf bu kez bocalamaya başladı. Hem Indian Sonata evet. hem Seabreeze ama bir noktadan sonra da güçleriyle kaliteleriyle gelip bir de 1-2 bitirdiler koşuyu. İkisi birbirini hırslandırdı. Tabii hırslandırdı orada ikisi birbirini. Seabreeze ile Indian Sonata birbirini hırslandırmış oldular. Tabii. Yani Seabreeze gelmese evet. öndeki safkanı atlayamayacaklar. Seabreeze gelince bu kez aynen öyle. İkisi birbirini sürüklemiş oldu. Bu şekilde efendim TJK dürbüne rica ediyoruz mesajları için. Bana mesaj gelmiş kendi Twitter adresime. Ben şimdi gördüm demin koşuyla ilgili işte koşun değişmesi yönünde fikri olan yarı severimiz var. Yani sen de arada kalmıştın. Hı hı. Yine Alberto'nun dördüncülüğü bırakması, sonlarda boşlaması eleştiri olmuş. Ama dediğim gibi benim adresime gelmiş, şimdi görebildim. Var mı öyle Alberto'nun ya Alberto'ya tabii biz tamamen protesto durumuna odaklandık. Alberto için küçük bir not söyleyebilirim size. Evet, evet önemli abi. Ben sevgili Müthiş Ölçer'le görüştüm. Yani inşallah yaramaz bir şey yoktur. Merak ettim daha, tabii. Merak performans için. Olarak altta kalınca. Vallahi dedi sıcağı sıcağına pek bir şey yok gibi ama dedi Mehmet Akyavuz biraz indikten sonra şikayetçi olmuş. Ama tam kesin şu anda bir şey söyleyemiyoruz dedi. Anladım. Bu bilgiyi de en azından inşallah bir şey yoktur. İnşallah bir şey yoktur. Soru üzerine bu bilgiyi de vermiş olduk efendim. Ve kısa vadeli 7 dişi 1 Nisan'da 4 kar İngilizler ve kendini hatırlatan bir isim unutmuştuk bir ara. Evet. Hatırlattı Innovation. Çok iyi yarışlar yapıyordu bir ara üst üste. Hatta bir seri yakalamıştı. Çok da yüksek süreti olan ve ön tarafta rahat kaldığında onu yarışa daha iyi şekilde yansıtabilen bir isim Innovation. Bugün özelinde de çok iyi başladı koşuya. Rahat kaldı önde. Prenses Lee tabii koşunun favorisiydi burada. Ama önde rahat kalan bir Invasion sonlara kadar direndi ve koşuyu kazandı. Yani çok fazla kendi temposunda kendi temposunu yükseltecek bir rakibi olmayınca bu senin de az evvel söylediğin gibi unutulan Invasion tekrardan ben buradayım dedi. Beni böyle önde rahat bırakırsanız kolay kolay size teslim olmam dedi ve Prenses Lee gibi bir isim. O da baktığımızda %40 bir oran almış. Ve rakip noktasında Glebella gözüküyordu evet, kağıt üzerinde. Ve yarış severlerce. Prenses Lee'nin de bir makus talihi devam ediyor. Evet, 2021'de bir türlü kazanamadı. Her yarış geliyor. Ya ikinciliği başburun kaybediyor ya birinciliği. Bu şekilde giden bir koşu performansı var. Aslında İzmir'i çok seven ve İzmir'de çok üst üste seri yakalayan bir isim. Ama 2021'de henüz birincilikte tanışamadı.
Aslında Özcan da iyi bindi, iyi noktalarda götürdü. Düzlükten sonra da dışarıya aldı, özellikle 400'den sonra. Ama işte Invasion önde rahat kalınca o direnci gösterdi ve kolay kolay teslim olmadı. Aynaya atmış oldu kendisini. Hı. Kadir de çok iyi bindi. Çok iyi tempo kurdu ve sonuna kadar direnip kazandılar. Tebrik ediyoruz. Prenses D iyi koştu ama kazanamadı. Bu ikilinin arkasında da Fresh Yourself epey bir arkalarında üçüncü oldu. Koşunun favorilerinden Glebella da çok fazla bir varlık gösteremedi bugün için. Biraz beklentinin altında bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Hocam? Şimdi Innovation eski özlediğimiz yarış, özlediğimiz günlerdeki gibi çok iyi başlayıp 3 boy avansla başladı yarışa. 3 boy ara yapıp istediği tempoyu kurdu. Sonlarda Prenses D'nin sıkıştırmasına cevap verip kazanmayı bildi. 6,5 aradan sonra şeytanın bacağını kırmış oldu. İnşallah devamlı olur. Bizim yaşlı Prenses her yarışında geliyor, bir türlü kapamıyor öndeki atı. O yüzden henüz daha bu sezon birincilikle tanışamadı. Ben Glebella için şöyle düşünüyorum. İki tane hayli uzun mesafeli yarış koştu ki bir tanesi de Ege Derbisi yarışıydı. O yüzden bu mesafeye bu yarışta adapte olamadı diye düşünüyorum. Ege Derbisi gibi bir yarışı da o tip atlarla koşmak da kolay değil. Bazı safkanlardan bazı yarışlar bir takım şeyleri götürüyor. Fresh Yourself bir yarışı bir yarışı tutmayan bir safkan. Yani bir türlü bir istikrarlı olamadı. Bu şekilde değerlendirdik efendim. Devam edeceğiz ama tabii yurt dışını da şu anda merak ediyorum. Onun durumuna göre program akışına devam etmek istiyorum. Safkanların şu anki durumu nedir sayın yönetmenim yurt dışında? Tamam, o zaman devam edelim o zaman. Adana'ya gidiyoruz efendim. Adana'da 3 Nisan 2021 Cumartesi günü 7. koşu son haftanın en büyük sürprizini tanıklık ettik. 4 şartlı mücadele dişiler 1300 metre şimdi 15 safkan mücadele etmişti. Mehmet Şakir çığır güzeliyle 54.55 ganyan %1 15 safkan içerisinde %1'lik bir oran 15. kez at biniyor kardeşimiz ve ilk tabelası birincilik oldu. Neler söylersin Yalçın? Yani tebrik ediyoruz tabii. Daim olsun inşallah. Hayırlı olsun ilk birinciliği bu kardeşimizin. Birazdan röportajını da izleyeceğiz. Ama nasıl bu kadar altlarda kaldı bu safkan? Ben şaşırdım gerçekten. %1 bu çok atı, düşük bir oran. Bu safkanın çimdeki yarışları kötü değil. Yarış hayatına kazanarak başlamış. Evet. Sonrasında şu an önümde bakıyorum. 4 şartta 5. 5 şartta 4. 5 şartta 2. Kısa vade 8 koşmuş. Geri gelmiş 11. olmuş. Sonrasında 2 tane kum yarış. Hatta kum yarışın ikincisi 2,5 aradan sonra. Ve sonrasında bu yarışa geliyor çime. Ve bir Kaizbert temsilcisi. Gerçekten burada gözden kaçtığını düşünüyorum. Evet. Ciddi de bir sürpriz oldu. 54-55. 54-55 ganyan. Evet, bu kardeşimiz de yarış hayatının ilk birinciliğini elde etmiş oldu. Dışarıda da Müslüm Çelik geliyor tecrübeli. Yani oranın en çok kazanan jokeyi. Evet. Ki oranın derken aslında bu yılın şu an için en çok kazanan jokeyi. Evet. Net. Boyuna kadar indi ama. Ama işte. O, bir yarı şekilde attık oldu. Ne kadar üstün, zor olur. Üstün süratiyle. Son metreleri alabilir miyiz sayın yönetmenim? Son 50, 100, 100'den sonra. İşte devam edelim. Biraz öne gelsin. Şimdi sonu. Özellikle Yalçın Hanım sen orada öyle bir heyecan var ki. Tam ona gelecektim Yalçın. Aynaya herhalde değil mi? Aynayı nasıl arıyor? Yani ayna nerede? Bir an önce gelsin. Bir an önce gelsin. Bir an önce gelsin. O esnada artık yani bir an evvel. O ayna gelmez zaten gelmez, o noktalarda artık. Öndesin, dışarıdan bir sesler de geliyor, gölge arkadan geliyor, yaklaşıyor evet sana. Onu da hissediyorsun. Baksana son. Ben şurada düşünüyorum yani şu anda heyecanlı. Sonuçta yarış hayatının ilk birinciliğini elde edecek. O anki duyguları biz burada kelimelerle anlatamayız. Ve çok yakın farkla biten of, bir koşu. Ayna geldi. Of. Benim de ilk kazandığım yarış Menekşehir mi? Tınay abiyi geçmiştim. Tabii bizim çok daha farklıydı. Tınay abi Maruf Bey diye bir ata biniyor. Ben de Menekşehir'e biniyorum. Galip amcanın Menekşehir'imiz. Yok değil. Evet.
değil. 400 metre biz Tınay abiyle birincilik mücadelesi yaptık. Hatta o sene Tınay abi Gazi Koşusu'nu kazanmıştı Asiyet'le. Asiyet'le kazandısın. Ve ben burun ucu, yani burunun ucuyla kazandım koşuyu. O gece uyuyamamıştım. Yani o kadar değişik duygular ki. Bu kardeşimiz bakalım o duyguları nasıl ifade edecek bir röportajında. Röportajı da birazdan ekrana getireceğiz gerçekten. Bakalım. Tebrik ediyoruz. Müthiş bir heyecan, müthiş bir mutluluk tabii ki hocam. Tabii, tabii. Ve hayatı boyunca en başta tutacağı hiçbir zaman unutulmaz mı? Unutulmaz. İlk, hiçbir zaman unutamaz. Tebrik ediyoruz. Tabii biz burada konuştuk. O ayna nasıl geldi? Aynaya girene kadar neler hissettik? Biz kendi adımıza konuştuk ama bakalım kardeşimiz neler söylemiş. Ben Mehmet Şakir, Şanlıurfa doğumluyum. Ailemde falan ilk apranti benim. İlk atçılar bu sektöre adım atan benim. Yarış içerisinde kazanacağımdan emindim. Çünkü atım çok iyiydi, durumunu falan. Her şeyi biliyordum. Son yüze gelince zaten anladım kazanacağım diye. Bir de bayağı heyecanlandım. İşte mutlu sona ulaştım ben. Benim için de çok güzel bir sürpriz oldu. Ailem beni bu sektöre ilk zaten babamın arkadaşı önerdi. Apranti ol diye falan. Benim de kilom, boyum uygun diye ben de tamam kabul ettim. Sonra işte okula, iki yıl okula gittim, apranti okuluna. Bitirdikten sonra Adana'ya geldim. Hışman abim, Ali Kaçmaz abim, bunların yanında kaldım falan. Buradan sonra zaten Ankara, ekibimle beraber Ankara'ya gitmeyi düşünüyorum. Orada da inşallah güzel şeylere imza atabilirim. Ondan sonra tekrar Adana, hiç olmazsa Allah izin verirse İstanbul'a da bir gitmeyi düşünüyorum. Kariyerimde işte bunlar, büyük bir jockey olmak istiyorum. En büyük hayalim zaten bu. Yolu açık olsun kardeşimiz, tebrik edelim. Bu arada mesajlar da yeni yeni gelmeye başladı. Belki problem vardı, yeni düşüyor. Prensesliğin özellikle erkek atlara daha iyi koştuğunu söylüyor yarış severimiz bu bağlamda. Şimdi protesto olan tartışılan koşular var ama bir görev dağılımı da yapıyoruz farklı analizle birlikte. Onun da altını çizelim ama sorduğunuz, merak ettiğiniz konularda gündeme getireceğiz. Ekrana da getireceğiz diyelim. Yurt dışına uzanalım, dönüşte devam edeceğiz. Keenan'te Amerika Birleşik Devletleri'nde 5. koşu yapılacak. 4 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atları yerliğini almaya başladı. 5. koşu 2. üçlü Ganya'nın başlangıç ayağı oluyor. 1200 metre mesafede kum pisti yapılacak. 3 numaralı Ice Skipper yerini almak üzere hazırlık yapıyor. 4 numaralı Don't Forget %59 oynanma oranıyla yarışın favorisi Miguel Vena'yla start alıyor. Miguel Vena'yla. Son isim Savage Nation'da yerini aldı. Safkanlar start hakeminin emrinde. Start verildi ve koşu başladı. 1 numaralı Joyful Heart 1 boy kaybetti. Yine 6 numaralı Land Battle'da 1,5 boy geri düştü. 7 numaralı Savage Nation dıştan yarışın liderliğini aldı. Geç çıkmasına rağmen 1 numaralı Joyful Heart da ikinciliğe geldi. Üçüncülükte 2 numaralı Test Keaton 1 boy kadar geride. Dış kulvarda 3 numaralı Ice Skipper var. Hemen iç kulvarda 2 numaralı Test Keaton'un da yanına gelen yine 5 numaralı Mel Pais oldu. Evet, önce 7 numaralı Savage Nation kaçıyor. İkinciliğe kadar 5 numaralı Mel Pais atak yapıyor. Üçüncülükte 1 numaralı Joyful kaldı. Daha geriden dış kulvardan 6 numaralı Land Battle dördüncülüğe girdi. Beşincilikte 2 numaralı Test Keaton
Bir boy kadar girdi. 4 numaralı Don't Forget 6. yıllıkta 2 boy kadar girdi. 3 numaralı Ice Keeper son sırada düzlüğe çıkılmak üzere. İçeride 7 numaralı Savage Nation dışında 5 numaralı Melpies birlikte mücadele vererek düzlüğe çıktı. Daha geride 1 numaralı Joyful Heart 3.liğe girdi tekrar. Daha geriden 4 numaralı Don't Forget'in atakları var. 5 numaralı Melpies orta kulvardan geldi. Yarışın liderliğini son 200'e girildiği anda aldı. Farkı 1.5 boy yaptı. 4 numaralı Don't Forget farkı azaltıyor. 5 numaralı Melpies bir boy farklı önde. 4 numaralı Don't Forget geliyor. 5 numaralı Melpies yarışı kazanıyor değerli yarışseverler. 4 numaralı Don't Forget yarışın ikincisi oldu. 6 numaralı Land Battle 3. 7 numaralı Savage Nation koşudan 4. olarak ayrıldı. 5 numaralı Melpies 5. koşuyu kazandı. Start verildi ve koşu başladı. 1 numaralı Joyful Heart 1 boy kaybetti. Yine 6 numaralı Land Battle'da 1.5 boy geri düştü. 7 numaralı Savage Nation dıştan yarışın liderliğini aldı. Geç çıkmasına rağmen 1 numaralı Joyful Heart da ikinciliğe geldi. Üçüncülükte 2 numaralı Test the Kitten 1 boy kadar girdi. Dış kulvarda 3 numaralı Ice Keeper var. Hemen iç kulvarda 2 numaralı Test the Kitten'ın da yanına gelen yine 5 numaralı Melpies oldu. Evet önce 7 numaralı Savage Nation kaçıyor. İkinciliğe kadar 5 numaralı Melpies atak yapıyor. Üçüncülükte 1 numaralı Joyful kaldı. Daha geriden dış kulvardan 6 numaralı Land Battle dördüncülüğe girdi. Beşincilikte 2 numaralı Test the Kitten bir boy kadar girdi. 4 numaralı Don't Forget 6.lıkta 2 boy kadar girdi. 3 numaralı Ice Keeper son sırada düzlüğe çıkılmak üzere. İçeride 7 numaralı Savage Nation dışında 5 numaralı Melpies birlikte mücadele vererek düzlüğe çıktı. Daha geride 1 numaralı Joyful Heart 3.lüğe girdi tekrar. Daha geriden 4 numaralı Don't Forget'in atakları var. 5 numaralı Melpies orta kulvardan geldi. Yarışın liderliğini son 200'e girildiği anda aldı. Farkı 1.5 boy yaptı. 4 numaralı Don't Forget farkı azaltıyor. 5 numaralı Melpies bir boy farklı önde. 4 numaralı Don't Forget geliyor. 5 numaralı Melpies yarışı kazanıyor değerli yarışseverler. 4 numaralı Don't Forget yarışın ikincisi oldu. 6 numaralı Land Battle 3. 7 numaralı Savage Nation koşudan 4. olarak ayrıldı. 5 numaralı Melpies 5. koşuyu kazandı. 5 numaralı Safkan koşuyu kazandı. Mesajlar var. Okan Akel'le de röportaj ya da bir onu da görmek istiyoruz diyorlar. Tabii bakarız, ulaşmaya çalışırız efendim diyelim. Şanlıurfa, Türk Hava Kurumu koşusu için Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Kısa vade altı mücadelede. Ekürü Safkanlardan Güvenhan 3 boy geç başladığı koşuyu aynı farkla kazandı. Tabii Into koşunun önemli favorilerinden biriydi süratli stiliyle. Fakat kendisi numarayı alamadı. Hocam, hocamla başlayayım çünkü hocam bu koşuyu özellikle konuşmuştuk. Yani burada Into'yu bekliyor. Yaydan çıkmış ok gibi giden Into'ya Into. Yıldızhan nefes aldırmadı. Nefes aldırmadı. Gerçi ikisi de hatta şu anda önde evet. Gördüğünüz 8-7 gerçi bir koşuyor. Gerçi Into'da 63 kilo. Evet. Ve gel gitler. Adana'da gel git gel sıkı gitler. Yarışlar koştu falan. Şu anda hocam öndeki üçlü yarış Enger'i tamamladı. Öndeki üçlü. Aynen Enger'i bitirdiler. Öyle bir sürata girdiler evet. ki. Into, Yıldızhan ve şey Ünlühan önde. Onların arkasında mavi çocuk efendim ve takip et beni. Bu öndekilere ayak uydurmaya çalışan takip et beni mavi çocuktan mavi çocuk sonlara biraz diri kaldı gibi ama starttan geri çıkan 3 boy geri çıkıp sonlara yarış yeni başlamış gibi o güçle gelen Güvenhan'a o da direnemedi. Evet. Güvenhan o kadar iyi hazırlanmış ki bu yarışa yarışı bitirirken potaya geçerken sanki koşuya yeni başlamış gibi o, öyle bir görüntü sergiledi. Mavi çocuk ikinciliği kurtarırken Güvenhan'ın ekürüsü de üçüncü oldu. Böyle önemli bir yarışta
1-3 yapmak tabii tebriği hak ediyor ilgilileri. Sonlarda da Jimmy Cricket de burunla Geyikli'den dördüncülüğü kurtardı. Evet. Yalçın? Ya, müthiş bir sürat oldu tabii koşuda. Into'ya numarayı vermemek için ısrar eden bir yıldız an olunca evet. O tempo daha da yükseklere çıktı. Bu noktada Ersin Kılık da biraz idare etmeye çalıştı. Hem kilosunu göz önüne alarak hem de o yüksek süratin içinde yıpranmamak için ilk başta bir gitmeyeyim diye bir karar aldı ama sonrasında o da kararsız kaldı. Tekrardan öne çıktı. Ve bu seviyede sürat çok çok yükseklere çıkmış oldu. Hele böyle bir kumda 63 kilo bile. Tabii hem kum ağırlaşıyor. Adana'da son yarışlarını yapan bir isim. 63 kilo ve stilinde de rakipler olunca performans olarak epey altlarda kaldı. Güven An müthiş bir yarış yaptı. Hem yarışa bayağı bir geç başladı. 3 boy o kadar süratin içerisinde daha da gerilere kalmış oldu. Ama düzlükten sonra Beycan abinin de dediği gibi yeni start almış gibi. Ve sürekli Sami Kaplan'la da birincilikleri var bu safkanın. Evet, çok iyi bir uyum içerisinde. Kaya ekürüsünden çıkmış bir safkan. Ve Urfa'yı da çok seviyor. Böyle süratli yarışları da özellikle çok seviyor. Daha çok uzun mesafede başarı gösteriyordu ama bu kez kısalan mesafede de yüksek sürat olunca kazanmayı başardı. Mavi Çocuk iyi noktalarda koşuyu seyretti. Hemen o öndeki üçlü süratin arkasında koşuyu takip etti ve ikinciliği bence başarılı. Burada hayal kırıklığı tabii Into evet. Favorilerden de ama bence bir hayal kırıklığı da takip et beni. Bence onun da sebebi uzun mesafelerde daha çok başarılı. Evet. Kısaya dönünce o aynı yarışını evet, yapamadı. Bu şekilde efendim koşuyu değerlendirdik. Şimdi tartışılan koşulara geliyoruz. İzmir'e gidiyoruz. 1 Nisan 3. koşuya. Yüreklerimiz ağzımıza geldi. Koşuyu kazanan Erdo ama sayın yönetmenim hızla gelelim. 1000'e gelelim. 1000'den getirelim. Ben siz gelirken konserler kurulu raporunda Ali Alpakut son 800 metrede kulvar değişimi ata yaklaşıyor. Kazaya sebep verdiğinden ifadesi isteniyor ve ifadesi bekleniyor. Kendisi savunma verecek. Yasal takip var. İşlem yapılacak. Defne Gül, Muhammed Bilbilgin de 800'de hatalı kulvar değiştiriyor. Geri alalım sayın yönetmenim. Yok, Muhammed Bilbilgin çok bir günah yok bu yarışta. Yani çok değil, bence hiçbir günah yok. Gerçi ihtar ve para cezası alıyor. Evet. Bu yarışın en kötü tarafı tam dönemeçte sıkıştırılması. Yani Ali Alpakut. Şimdi burada bariyer dibinde ilk düşen kardeşimiz Alican İnci. Burada bir durduralım. Şimdi burası Alican İnci'nin yeri. Evet. Ortadaki ikinci olan siyah beyaz forma, işte, puanlı forma. Ali Alpakut dışındakinden etkileniyormuş gibi bir vücut dili var ama o esnada da orayı da bir alma gayreti var yani, bir niyeti var. Ve sonrasında orayı da alınca safkanda takıldı Kadı Çeşmesi ve Ali Can İnci birlikte, hiç istemediğimiz bir görüntü çıktı ortaya. Burada Ali'ye bir ceza çıktı. Değil mi? Cezası, savunma mı yok, ceza? Savunmasını yasal istemişler. Yasal süresi var tabii ki. Gelmemiş. Evet. Muhammed Bilgin kazaya sebebi vermekten. Yani Muhammed Bilgin'in vücut dili de içindeki safkanları daraltmamak niyetinde. Yani orada tabii ki sesleniyorlardır. Hem evet. Ali sesleniyordur hem içindeki Alican İnci. Alican İnci Ali'ye sesleniyor. Ali de haliyle Muhammed Bilgin'e sesleniyor. Ama Muhammed Bilgin orada hiç içeriye doğru gelmesi yok. Hatta hafiften açılıyor da. Viraj üstü, dar bir pist, İzmir pisti. Orada kurtarıyor aslında. Ali'nin de birazcık daha orada o keskin virajı dönerken Muhammed Mirbilgin'in yaptığı gibi yapmış olsa belki de buna böyle bir duruma sebebiyet vermemiş olacaktı. Ama ısrar etti yani. Ben dedi. Bakın şimdi burada dışarıdaki safkana bakın. Forma rengi beyaz sarı. Muhammed Mirbilgin bakın şimdi hafiften de bak burada hiç gelmiyor, görüyor musun? Aynı hizasında devam ediyor ve hafiften böyle sola doğru bakarak hamlesini de dışarıya doğru yapıyor.
Ama Ali burada çok ısrarcı çok oldu. Çok ısrarlı yani. Israrcı olunca da içeride Safkan takıldı. Ve sonrasında tabii Mehmet Gönültaş da önemli bir kaza atlattı. Evet, geçmiş olsun diyeyim. Çok büyük geçmiş olsun. Kötü bir kaza ama ucuz atlatılmış da bir kaza aynı yani zamanda. Cem Bey de yazıyor. İzmir birazcık keskin mi? Evet, ciddi keskin. Yani keskin. Kim kimdi? Burada biraz... Biraz daha kontrollü. Biraz daha Ali kontrollü. Ali Alpagut'un, bakın şurada hafiften teşviklerini de yapıyor. Ama o teşviği yapınca tabii önündeki Defne Gül'e de yanaşıyor. Bakın şurada payı var. Dışarıda, dışarıya doğru biraz daha payı var. Bakın Ali Can İnce burada açılıyor. Evet. Bak hiç içeriye gelmesi yok. Muhammed Birbilgin'in mesela koluna bakın. Sol koluyla içeri çekme gibi filan bir şeysi yok. Sol yok, kolunu ellemiyor. Sağa çekiyor. Sağa çekiyor. Sağ eliyle çalışıp. Burada kesinlikle Muhammed Birbilgin'in bir günahı yok ki. Muhammed Birbilgin'i de birçok yarışta biz burada eleştiriyoruz. Hani evet. Dışarıya açılması, içeriye gelmesi falan ama burada tamamıyla iyi niyetli ve içerideki safkanları rakiplerine zarar vermemek için de bir vücut dili var. Tamam çok ekstra açılmıyor ama kendi kulvarından da içeriye doğru gelip rakiplerini daraltmıyor. Yani. Burada daraltan ve kendi olmayan kulvarına gelen Ali Alpagut. Bakalım ona da ilgili tabii kararı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yani çok yüreğim ağzımıza hepimizin. Yani Allah korusun, Allah korusun daha kötü sonuçlar olma durumu vardı ama evet. Allah korudu. Efendim gelen sorular arasında ne vardı? Dün Kocaeli Kartepe'de ilk ayağı Cahit Ağa yol kıran mücadelesinde kazanan yol kırandı ama protesto sonunda yer değişimi oldu. Onu alalım düzlüğe gelelim. Yol kıran öndeydi. Cahit Ağa geldi dışına. Mertcan Çelik şimdi yol kıranla koşuyu en rahat yerde takip eden isim. Önde evet. Düşünün arkasında değil mi Yalçın? Evet şu an en dışarıdaki Cahit Ağa kırmızı şapkalı. Jokey kepli. Onun içinde de koşuyu kazanıp protesto neticesiyle ikinciliğe itilen şimdi bir özellikle yol dün, kıran. Kocaeli Rejisi de Komiserler Kurulu'ndan gelen bilgi doğrultusunda evet. Koşunun değişen yani neden değiştiği yönünde bir ağırlaştırılmış çekim geldi. Ağır evet. Çekim geldi. Yani biz de daha önceden İstanbul'da uygulanmıştı. Bağ yargıyla izliyorduk dün koşuyu. Önce tabii biz ilk izleyince bir yakınlaşma oldu ama hani tam anlayamadık ama sonrasında düzlük kamerasından evet. Gelen görüntüde şuralarda şimdi aslında hani bak şurada tam şeye dikkat ettiniz mi? Şimdi içeriden yol kıran gelip çarpıyor. Faul yapıyor Cahit Ağa'ya. Cahit Ağa kendisi ilk tepkiyi gösteriyor. Nasıl sinirlendi onu bir sen nasıl mı? Bana gelip vurursun nasıl der gibi. Yiyecek tazda. Orayı bir ağır, yandan ağır gösterebilir tam miyiz? Tam 200'e çok anneciğim çok güzel 200'e. Evet heh, şuradan buradan gelin. Bak şimdi nasıl ıslanacak dediğin gibi. Yavaş oynatalım. Bak nasıl kafasını çeviriyor şimdi içeriye. Şu an birebir mücadele atlayamıyor da tabii. Atlayamıyor tabii. O kadar hırslı ki işte bak, hep bak, ne diyoruz? Bak nasıl gelecek şimdi. Atlar her şeyi hissediyor duygusal hayvanlar. Bak. Zaten bir mücadele içinde Safkan. Bir de tam, çarpma tam, olacak. Tam burada duralım. Şurada tamamen bir artık kafası yer değiştirerek ne yapıyorsun böyle bana? Hani neden bana bunu yapıyorsun der gibi evet. İlk tepkiyi Safkan gösterdi. Ki defalarca tabii, görmüşüzdür bazen ısırıyorlar da. Tabii ben kaç defa gördük. Unutmam, Hürbotur bir yarış adamı evet. Aprantiyim. Dışındaki rakibini geçemeyeceğini anlayınca Hürbotur hamle yaptı ağzıyla. Ramazan, isırmaya kalktı rakibini. Ramazan Altınbaş mesaj atıyor bize sağ olsun evet. İzli. Hatırlıyorsa ben anlattım. Altıgay'ın ikinci ayağı İstanbul'da Ramazan'ın Altınbaş'ın bindiği at yandaki atı ısırdı. Hiçbir şeyi yok Ramazan'ın da. Evet. Yani normal giderken at birdenbire artık neyse şey yaptı hırsı yaptıysa bir yakaladı Safkan'ı. Evet. İlk defa orada ben görmüştüm. Yani hiç jokeylik bir şey yok. Jokey'in öyle bir niyeti de yok. Ama Safkan bir anda o lut da dediğin gibi artık hangi duyguya geldiyse ne yapıyoruz? Bir yakaladı Safkan'ı evet. Isırdı ve o gün o koşu değişmişti. Yani bu koşu tabii değişir. Yol kıranın epey bir hamlesi var. O son hamle zaten çok ağır bir hamle. Ondan dolayı da koşu değişti. Şimdi ön kameradan daha net evet, göreceğiz. Evet burada daha net göreceğiz. Şurada bir yakınlaşma yine oldu. Dışarıdan ilk etapta Cahit Ağa'nın da bir içeriye gelişi var ama buradan sonra sürekli yol kıran dışarıya doğru. Kamçısı şu aslında an sağ tarafta. Doğru yerde aslında. Mertcan Çelik'in. Ama sonra... O son hamle tabii
Ağır bir. Şimdi kamçı içeriye aldı. Burada zaten iş başladı. Hop. Şurada gelip evet, orada zaten. Sert bir vuruş. Yani onu yapmasa belki gene yine kurtaracak koşuyu. Hı. Çünkü yol kıran kolay kolay da bırakmıyor. Pes etmeyecek ama orada kendi atına da zarar vermiş oldu. Yani yol kıran da epey bir atın ön ayakları, arka ayakları birbirine karıştı. Yani ciddi bir çarpışma oldu orada. Şimdi tekrardan arka kuleden özellikle izliyoruz. Bakın buralarda o hamlede arka sol ayağına dikkat edin. Belki şurada soldan kamçıyı kullanmaya devam etmiş olsa yarışı yine kurtaracaktı ama sağ alınca bir anda... Gördünüz mü arka sol ayağını bir evet, anda? Evet, evet. Yani atın ön ayakları, arka ayakları birbirine karıştı. Evet, koç sıramız değişti. Evet. Bunun da altını çizelim. Mertcan Çelik ifadeye çağrıldı. Kendi isteği üzerine 7 günlük bir savunma süresi verildi kendisine. Hayırlısı olsun. Sonra hayırlısı olsun diyelim. Ve geçelim İzmir 4 Nisan 9. koşuya efendim. Burada da kazanan Bekir Mert Mırık son metrelerde bir yakınlaşma, faul, savunma. Bu arada az önceki İzmir'deki koşuda sıralama değişimi niye olmadı diye soran yarısı veririz. Ona bakarız. Bu koşunun alalım düzlüğünü. Bekir Mert Mırık. Burada öndeki sarı mavi forma. Bu arada büyük bir evet, bandaj çözülen safkan var. Santorini Gölü'nde arka sağ ayağındaki bandajlar açıldı. Şu an sanırım daha çok ona yorum yapmamız gerekiyor ki yani ucuz çok, atlatılmış çok bir durum. Çok büyük atlatıldı. Bu kağıt bandaj ama bastığında atın dengesini bozup yıkılmasına da sebebiyet verebilir. Onun için artık o bandajı kim sarıyorsa azami dikkat gösterip çok dikkatlice ve güvenli bir şekilde onu hale getirmesi lazım. O sarma durumu bittikten sonra en azından bantla onu tamamen güvenli bir hale getirmesi lazım. İşte biraz gevşek kaldığında bu bandajlar açılabiliyor ve hiç beklenmedikte bir kaza çıkabilir. Tabii burada Son Yaprak ve Bekircan Mert Mırık dışarıya doğru sürekli bir hamlesi var. Dışındaki Keep on Dreaming. Keep on Dreaming'e bakın burada. Sonra bir sağa sola doğru alıyor kantarmasını, sol kantarmayı çekip ama bir taraftan da sürekli dışarıya doğru hamleyi yapıyor. Burada protesto çıkmadı. Evet. O da enteresan. Çıkmadı ama protestonun çıkmaması da enteresan. Son düzlükteki yani epey bir yanaşma var çünkü. Yanaşma var. Zaten yarışçılar soruyor yani o değişiyor, bu değişmiyor, nasıl oluyor? İşte yani zaten buna benzer programın başında da onu evet kastettim. Yani farklı şehirlerde çok farklı kararlar çıkabiliyor. Yani şu yarışta protesto net çıkar. Ha, değişir değişmez tartışırız ama yani burada bir usulsüzlük var. Yani içerideki Son Yaprağın dışındaki rakibine bir tacizi var. Yani sürekli yanaşıyor ve dışındaki rakibinin hamlesini engelliyor. Ve burada şuradan da bakalım. Bakın burada bir hamleyi yaptı, dışarıya geldi. Sonrasında tekrar gelecek. Tekrar geliyor, devam ediyor. İşte buna benzer bir olay dün Adana'da oldu. Şimdi hemen gene, resen protesto. Nereden nereye geldiler? Nereden? Resen hala inceleme devam ediyor dışarıya açılma. Kamçı içeride zaten. Yani burada bilemiyorum. Nevzat Avcı tecrübeli bir jokey. Yani atın ilgilileri o yarışın heyecanıyla bunu göremeyebilirler ama Nevzat Avcı gelip protesto çekin demedi mi acaba? Yani burada nasıl protesto çıkmaz? Ben sevgili Yalçın, dün buna benzer, aynı buna benzer olay oldu. Hemen resen inceleme vardır dedi komiserler kurulu. Yani net. Evet işte hani, burada. Tamam komiser belki ilk etapta o inisiyatifi göstermeyebilir, bekleyebilir. İlgilileri çeksin diye. Tamam ona bir şey demem ama ilgilileri, hadi ilgilileri de gözünden kaçabilir. Jokey, Nevzat Avcı usta bir jokey. İnanılmaz Antonio ne yani, söyleyebilir. Yani protesto olur. Çekin demesi lazım, lazım burada. Lazım. Ama bir protesto çıkmaması da enteresan. Evet bu şekilde bakalım onun da savunması istenmiş. Bekir Mert Mırık savunma verecek bu koşudan sonra efendim işte çeşitli hipodromlarda farklı kararlar gelebiliyor. Bağdat Gülü isimli safkan varmış ısırıyormuş yanındaki at hiç tahammül edemezdi geçirmeye diyor. Var böyle şeyler tabii ki. Ayrılmak verinceğin safkanıydı rahmetli Ayrıl abinin evet. Öyle hatırlıyorum ben Bağdat Gülü. Evet. Kırmızı beyaz forma. Bu şekilde efendim kağıt kalem hazır mı? Yeni sezon başlıyor ve yeni sezon öncesinde idman pistinde start provaları bir hayli fazlalaştı.
Merin Ali Beycan hocamız oradaydı. Ekrana geliyor start provaları. Birinci startımızda bir numaralı starttan Forza Tokat, Alp Evcimen ekürüsü. İki numaralı starttan Cihan Şarlı, Nisa Ünlü ekürüsü. Üç numaralı starttan Lawyer Gülce, Gülce İşçi ekürüsü. Dört numaralı starttan Lady Dalaka, Hüseyin Şimşek ekürüsü. Üç numaralı starttan çıkan Lawyer Gülce az da olsa geri çıktı. Önde bitiren başa baş girdiler. Tayların dereceleri 23 net oldu. 23 net oldu start provasında. Forza Tokat, Cihan Şarlı, Lady Dalaka, Lawyer Gülce start provasını geçen dörtlü efendim. Devam ediyoruz. Hocam ikinci sansasyonel Miran Bey Win For You, 2 yaşlı İngiliz sayıları 3 dayımız burada start provası yaptı. 2 numaralı starttan sansasyonel Mehmet Yavuz Salihoğlu ekürüsü. 3 numaralı starttan Miran Bey Mehmet Ali Özkan ekürüsü. 4 numaralı starttan Win For You Selman Erdemirci ekürüsü. 3 numaralı starttan çıkan Miran Bey az da olsa geri çıktı. Diğerleri gayet iyi çıktı. Öndeki tayımızın derecesi 22.8 oldu. Evet, 2 yaşlı İngiliz tayımızdan sansasyonel Win For You Miran Bey şeklinde tamamlandı start provası. 23'lük bir derece geldi sansasyonelden. 3 tayımız da start provasını geçti efendim. 3 yaşlı Arap tayları da gelecek. Bakalım 3 yaşlı Arap tayların start denemesi nasıl oldu? Starttan Evelina Necati Demirkol ekürüsü. 2 numaralı starttan Kuplas İbrahim Halil Uluca ekürüsü. 3 numaralı starttan Kerem Şah Hulusi Taşkıran ekürüsü. 4 numaralı starttan Nesli Hanım Yüksel Göktürk ekürüsü. 5 numaralı starttan Yeni Şahlı Ferhan Göktürk ekürüsü. 6 numaralı starttan Orskan Abdüllatif Batmacı ekürüsü. 6 numaralı starttan çıkan Orskan az da olsa dışa sapıp sonradan toparladı. Önde gelen tayımızın bitiriş derecesi 25.7. Nesli Hanım, Yeni Çağlı, Kerem Şah, Evelina, Orskan, Kuplas 6 tayımızla start provasını geçti 25.7. Devam ediyoruz 3 yaşlı Arap tayların start denemesi. We'll be right back.
Bir numaralı starttan Föblo, Murat Akça ekürüsü. İki numaralı starttan Meridian, Baha Yargı ekürüsü. Üç numaralı starttan Hızlı Tren, İsmail Yılmaz ekürüsü. Dört numaralı starttan Esen'in Gülü, Yakup Balkan ekürüsü. Beş numaralı starttan Gülcem, Taner Korkut ekürüsü. Altı numaralı starttan Mavi Deniz, Burhan Gök ekürüsü. Öndeki gördüğümüz tayımızın bitiriş derecesi 25.6. Evet, 3 yaşlı Arap taylarından Esen'in Gülü, Mavi Deniz, Hızlı Tren, Gülcem, Foblu ve Meridian 25.6 ve 6 tayımızda start provasını geçti efendim. 3 yaşlı Arap tayları gelmeye devam ediyor. Starttan Saruhan Bey, Market Gıda Tarım ve Hayvancılık Limited Şirketi. 2 numaralı starttan Nakkaçlı, aynı ekürüye mensup. 3 numaralı starttan Can Mete, Osman Aksoy ekürüsü. 4 numaralı starttan Hokus Pokus, Aslan Tepeli ekürüsü. 5 numaralı starttan Güneş Kral, yine Aslan Tepeli ekürüsü. 6 numaralı starttan Atlı Ahmet, Şeref Atlı ekürüsü. Önde bitiren tayımızın bitiriş derecesi 26 net. Evet. Hokus Pokus, Saruhan Bey, Can Mete, Atlı Ahmet, Nakkaçlı, Güneş Kral sıralandılar. 6 tayımızda start provasını geçti. 26'lık bir derece ortaya çıktı efendim. Yoğun bir 3 yaş Arap tay start denemesi oldu ekranda. Starttan Gül Barış, Armağan Turhan ekürüsü. 2 numaralı starttan Napolyon, Mehmet Ali Özkan ekürüsü. 3 numaralı starttan Ayata, yattığı yer nur olsun, rahmetler diliyoruz, Ziya Adalar ekürüsü. 4 numaralı starttan oğlum Metin, yine Ziya Adalar abimize ait diye. 5 numaralı starttan Akış, Hasan Turan ekürüsü. 6 numaralı starttan Yahu Heynia, Necati Demirkol ekürüsü. Önde bitiren tayımızın bitiriş derecesi 26.5. Bu start provasında oğlum Metin isimli 4 numaralı starttan çıkan tay biraz geri başladı. 6 numaralı tayımızın önde tamamladığı bir 3 yaşlı Arap tayı start denemesi ekrana geldi efendim. Son olarak 2 yaşlı İngiliz tayların start provası var, ekrana geliyor. Starttan Peligros,
Berkant Akçam ekürüsü. 2 numaralı starttan Anabelli Cengiz Kömür ekürüsü. 3 numaralı starttan Lady Palpatine Hakan Kefoğlu ekürüsü. 4 numaralı starttan Erti Junior Haluk Vefa Ersöz ekürüsü. Tayların girişleri çıkışları çok iyiydi. Önde bitiren tayın bitiriş derecesi 23.3. 23.3 ile Lady Parpatin start denemesini önde kapattı. Peligrosa, Arti Junior, Anabella da sıralandılar hemen arkasından. 23.3 yaptı tayımız efendim. Bütün taylarımız bütün sınıfı taylarımız geçmiş oldular. Start parasını geçti. Yurt dışında 5. ayağı izleyelim, ardından nostaljide kapanış yapacağız. Değerli yarışseverler, 6. koşu yapılacak. Kinlent'e 4 ve daha yukarı yaştı. İngiliz kısrakları 1700 metre mesafede için pistte mücadele verecek. 11 numaralı Bucket Square yarışın favorisi %19 oynanma oranıyla. Kısraklar yerliğini almaya devam ediyor. 4 numaralı Tizara yerini aldı. 9 numaralı Walking Marrakesh kulvara girdi. 10 numaralı More Good Times yerini alan bir diğer kısrak oldu. Şimdi yerini aldı. 5 numaralı Chode Bridge kulvara girdi. 11 numaralı Parquet Square yerini almak üzere. Parquet Square. Daha geride 12 numaralı Broadway Lady, 13 numaralı More Than Unusual kalacak. 12 numaralı Broadway Lady yerine yakın. More Than Unusual. Kulvara girdi. Kısraklar start hakeminin emrinde start verildi ve koşu başladı. 9 numaralı Walking Marrakesh ortadan, iç kulvardan 1 numaralı Flabbergasted, yine bunun dışından 4 numaralı Tizara, onun dışında 8 numaralı Harhuri, onun dışında 13 numaralı Morden, Unusual önde buluştu. Bakalım bunlardan liderliği kim kapacak? İçeride 1 numaralı Flabbergasted, dışında 13 numaralı Morden, Unusual önde kaldı. 1,5-2 boy kadar geride bariyer dibinde 4 numaralı Tizara var. Hemen dış kulvarında 8 numaralı Harhuri, bunun 1 boy kadar gerisinden dıştan yine 9 numaralı Walking Marrakesh öne atak yaptı. Dördüncülüğe geldi İnan Marrakesh. Bir boy kadar geride 8 numaralı İnan Huri. Bunun bir boy kadar gerisinde dışta yedinciliğe giren 12 numaralı Broadway Lady oldu. 1,5 boy kadar geride içti 2 numaralı Gambling Train. Bir boy kadar gerisinde dış kulvarında 11 numaralı Parquet Square. Bunun bir boy kadar gerisinde içti 3 numaralı Tunt. Bunun dışında 10 numaralı More Good Times. 1,5-2 boy kadar geride. Son sırada 5 numaralı Chode Bridge sırasıyla 1 metre start yeri geçildi. 1 numaralı Flabbergasted 1,5 boy farkla liderliğini koruyor şimdi. 13 numaralı More Than Angel ikincilikte üçüncülüğe. Dışarıdan 9 numaralı Walking Marrakesh sarktı. İçeride 4 numaralı Tizara var. 1 boy kadar girdi. 5'inciliğe kadar 12 numaralı Broadway Lady geldi. Hemen içinde 8 numaralı yine Huri. Onun içinde bariyer dibinde 2 numaralı Gambling Train sırasıyla kısraklar düzlüğe çıktı. 1 numaralı Flabbergasted içeride, dışarıda 13 numaralı More Than Unusual ilk 200'den beri mücadele veriyor. 13 numaralı More Than Unusual liderliği alıyor, fark yarım boy dışarıdan. 11 numaralı Parquet Square güçlü geliyor son 50. 11 numaralı Parquet Square 3 boy fark yapıyor. Koşuyu da kazanıyor değerli yarışseverler. 3 numaralı Tunt ikinci, 5 numaralı Chode Bridge üçüncü, 13 numaralı More Than Unusual koşudan dördüncü olarak ayrıldı. Son yüzden sonra liderliği alan 11 numaralı Parquet Square yarışı kazanmayı başaran isim oldu. Thank you.
Huri onun içinde. Bariyer dibinde 2 numaralı Gambling Train sırasıyla kısraklar düzeye çıktı. 1 numaralı Flabbergasted içeride, dışarıda 13 numaralı More Than Angel ilk 200'den beri mücadele veriyor. 13 numaralı More Than Angel liderliği alıyor, fark yarım boy dışarıdan. 11 numaralı Pocket Square güçlü geliyor son 50. 11 numaralı Pocket Square 3 boy fark yapıyor. Koşuyu da kazanıyor değerli yarışseverler. 3 numaralı Tunt ikinci. 5 numaralı Chotbridge üçüncü. 13 numaralı More Than Angel koşudan dördüncü olarak ayrıldı. Son yüzden sonra liderliği alan 11 numaralı Pocket Square yarışı kazanmayı başaran isim oldu. 11 numaralı Safkan koşuyu kazandı efendim. Ve kapanış nostalji açılışta kulübümüzün as üyesi Mehmet Siyah Adaları kaybettiğimizin haberini vermiştik. Onun da kapatacağız nostaljiyi. Unutulmaz Safkan'ı. Yalçın da burada. Uçan Bey gerçekten çok özel koşulları imza atmıştı. Aygırlık olarak da müthiş performanslar ortaya koyuyordu. Bir koşu izleyelim ardından konuşalım üzerine. Atlar Baks içinde beyaz bayrak kalktı. Start verildi ve 2009 senesi açık Veli Efendi koşusu başladı sayın yarışseverler. İlk metreler geçirdikten sonra orta kulvardan 1 numaralı Günaltay liderliği alma çabasında hemen dışından 5 numaralı Taşan Bey'in, bariyer dibinden 4 numaralı Sert Eser'in, dıştan da 10 numaralı Özgerim'in önlere geldiğini izliyorum. İlk viraj dönüldü. Bu dörtlüğü 1,5 boy kadar geride 7 numaralı Aksi Çocuk takip ediyor o 5.likte. Sağrısında 12 numaralı Yalçıner'i izliyorum koşuda. 2400 metre start yeri geçildi. 3.liğe sokuldu. Rust'ın sağrısında iç kulvara yakın 9 numaralı Berkefşan Remo'yu da izliyorum. Bu sırayla koşuda son viraja doğru yaklaşıyor Safkanlar. 7 numaralı Aksi Çocuk farkı 4 boya kadar çıkardı. Dış kulvardan ataklarını artıran 1 numaralı Günaltay ve sağrısındaki 14 numaralı Rast ikilisi takipte. Son viraj bu şekilde dönülüyor. Son 400 metreye doğru liderlik 7 numaralı Aksi Çocuk'ta son 400'ü 3 boy kadar önde geçti. Orta kulvardan 2 numaralı Kafkaslı ikinciliğe sokuldu. Öndeki 7 numaralı Aksi Çocuğu yakalama çabasında daha geriden 6 numaralı Uçan Bey'in de sprintini izliyorum. Son 200'e doğru yaklaşıyor Safkanlar. Orta kulvardan gelen 2 numaralı Kafkaslı liderliği alıyor. En dış kulvardan da 6 numaralı Uçan Bey geliyor. Son 200 geçiliyor. Kafkas önde dışarıdan. 6 numaralı Uçan Bey geliyor. Liderliği alıyor. Ortadan da hayatımız sprinti var. Veli Efendi koşusunda son 50 geçiliyor. Dışarıda 6 numaralı Uçan Bey önde. Hayatım geliyor. Müthiş final. 6 numaralı Uçan Bey mi? 13 numaralı hayatım mı kazandı? Buna varış hakemleri karar verecek. 2 numaralı Kafkaslı 3. 7 numaralı Aksi Çocuk da koşudan 4. olarak ayrılıyor. Veli Efendi koşusunda müthiş final. 6 numaralı Uçan Bey mi, 13 numaralı hayatım mı kazandı? Buna varış hakemleri karar verecek. Unutulmaz bir yarış Yalçın. Harika yarış oldu. Çok özel bir attı tabii Uçan Bey. Ben de bir yarış bindim. Sentetik pistte çok etkili değildi. Sentetik pistte binmiştim. O gün için bayağı bir beklentinin altında kaldı. Ama sonrasında Çin pistte tabii çok özel performanslar gösterdi ki burada Kafkaslı gibi bir şampiyonu. Yine hayatımda çok özel bir safkandı, özel bir kısraktı. İkisini birden geride bıraktı. Son metrelerde de hem dışarıya doğru kaçması ve hem de hızlanması da enteresan. Bir kez daha Ziya amcayı saygı ve rahmetle anıyoruz bu koşunda vesilesiyle. Allah mekanını cennet etsin. Evet. Çok ataatçılığa gönül veren, gönül gerçekten vermiş. Bu işi çok seven, benim de değer verdiğim, saydığım değerli bir büyüğümdü. Allah rahmet eylesin tekrardan. Hocam. Allah mekanını cennet etsin. Ruhu şad olsun. Işıklarda uyusun. İpodromlarımız yine sevilen bir değerini kaybetti. Bunun üzüntüsü içerisindeyiz. Ama doğanın kanunu pek bir şey de söyleyemiyorsunuz yani. Tekrar Allah rahmet eylesin. Evet, İsmail camiamızı Çapraz İsmail olarak biliniyor tabii ki. Koşuyu kazanan da ikinci olan da hayatını kaybetti tabii ki. Bu da ayrı bir değerlendirecek konu. Ama işte üzüntülü haberi dün akşam aldık. Uçan Bey vesilesiyle bir kez daha Ziya Adaları da almış olduk efendim. Programımızın sonuna geldik. Yalçın teşekkür ediyoruz. Ben aslında teşekkür ediyorum. Haftaya inşallah böyle üzücü haberlerimizin olmayacağı bir yayın olmasını temenni yeni ediyorum. Sezon coşkusuyla daha yeni güzel sezon coşkusuyla haberlerle çarşamba günü çünkü İstanbul
önemli koşular var. Ergin Talay, Orhan Meker. Bunlarla start vereceğiz. İnşallah yeni sezon tüm yarışçılık camiasına hayırlı, uğurlu ve güzel olur. Hocam. Evet, bir günün daha sonuna geldik. Bizi izleyenlere ve başta sayın yönetmenimiz ve ekibine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Önümüzdeki haftadan itibaren yeni sezon start verecek. Umarız kazasız belasız yarışlar cereyan eder. Jockey kardeşlerimiz de, özellikle aprantiler, daha dikkatli at binip ceza alma konusunda dikkatli olurlar. Her şey atçılık adına şans dolu günler diliyorum. Evet efendim, kapanışı yapıyoruz. Murat Çağımlı da katkıda bulunmuş. Hem teşekkür etmiş hem rahmet diliyor. Bizlere teşekkürlerini sundu efendim. Ve iyi akşamlar diliyoruz efendim. İyi geceler diliyoruz. Programımızın sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.